üstelik ekonomiden sorumlu parti kurmaylarından biri olan Nurettin Canikli'den gelmesi. Acaba ekonomistler ne düşünüyor? Son yapılan hesaba karşı Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, İyi Parti ekonomi kurmayları adına neler düşünüyorlar? Onlar neler söyleyecekler? Elbette o cevaplara odaklanacağız ve ekonomistlerimize de soracağız elbette. Bağımsız ekonomistler bu hesaba karşı, daha doğrusu son izaha karşı neler düşünüyorlar acaba? Buna odaklanacağız ama önce cep gerçeklerinden önce can gerçekleri diyeceğiz. Çünkü koronavirüs gerçekleri vaka tablosunda bambaşka, yoğun bakımlarda sıra olarak bambaşka. Artık sıra diyoruz. Yoğun bakımlarda sıra bekleneceğini ifade etmişti profesörlerimiz. Kulak asanlar oldu, asmayanlar oldu elbette. Ama şimdi karşımıza çıkan gerçekler yoğun bakımlarda sıra beklendiğini işaret ediyor. Birçok şehirde bu problemin yaşandığı biliniyor efendim. Şimdi bir sıcak gelişme. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adalardan tırnak içinde kurtardığı, o faytonlardan kurtardığı atlar çeşitli belediyelere verilmişti, sorumluluğuna verilmişti. Anadolu'nun dört bir yanına gönderilmişti. O atlardan 50 tanesinin Hatay Dört Yol Belediyesi'ne verildiği ama kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Sonra öğrendik ki meğer 50 at değilmiş, 100 atmış, biri yolda ölmüş, 99 at Hatay Dört Yol Belediyesi'ne verilmiş. Peki 99 at nerede? Bu konuda sorular soruldu, atların ortada olmadığına ilişkin açıklamalar yapıldı ve sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden dakikalar önce gelen açıklama kayıp atlar MHP'de istifa getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi adına, MHP adına Hatay Dört Yol'da belediye başkanlığı görevini sürdüren Fadıl Keskin, belediyeden değil ama partiden istifa etti. MHP'den istifa etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da açıkladı. Sayın Durmaz diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı atlar nedeniyle adli ve idari soruşturmaya muhatap olan Dört Yol Belediye Başkanımız Fadıl Keskin'in partimizden istifası işleme konulmuştur. Şimdi CHP Dört Yol'a uzanacağız. Sayın Gökhan Özer karşımızda. Bu meseleye dair neler biliyor, neler konuşuluyor? Dönelim efendim. Sayın Özer merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Konuyla ilgili evet, kayıp atlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dört Yol Belediyesi'ne göndermiş olduğu 100 at meselesi. Bu ilk önce 50 at diye söylendi fakat 100 at. 50'si Fadıl Bey'in adına, 50'si de diğer çalışan bir elemanın adına. Toplamda 100 at. Tabii 100 at. Atın bir tanesi yolda ölüyor. İlçe tarım tarafından tespit ediliyor. Sonrası karışık, yani karışıktan kastım ilçe tarım tekrar kontrole gittiğinde atların kaçtığı söyleniyor. Yani süreç buraya kadar geldi. Bir idari bir soruşturma var. Yani 100 atın birinin yolda öldüğü belirtiyor. 99 atın kaçtığı mı cevap verilmiş? Evet, ilçe tarım müdürlüğü bildiğimiz kadarıyla gittiği zaman kontrole atların kaçtığı beyan ediliyor. Bu idari bir cezası kesiliyor. Tutanak altına alınıyor. Sonrası hala bilinmiyor, yani orası bir muamma. Atların nerede olduğu ile ilgili bir sürü laf var. Artık nereye gitti ki sonuçta istifa getirdi olay. Ama sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi anlaşılan bu konuda idari birimlerini harekete geçirmiş ve bu istifa partiden bir istifa olarak karşımıza çıktı ama belediyede bu konuda bir tahkikat, bir idari soruşturma, bu konuda bir bilginiz var mı Sayın Özer? İdari soruşturmayla ilgili bildiğim kadarıyla Kaymakam Bey, Dört Yol Kaymakamı bir muhakkik atamış. İlçe Tarım Müdürünü bu konuyla ilgili. Çünkü ilçe tarım da İDB'den gelen atların hibesiyle ilgili bir tutanak imzalanmış. Taahhütle imzalanmış bir 10 maddelik. Atların uygun koşullarda bakılacağına, işte veterinerlik hizmetlerine, bunda ilçe tarım üzerinden yapılacağıyla ilgili bir sözleşme var ve atların kesinlikle devir edilemeyeceği, üçüncü şahsa, ikinci şahsa, yani hiç parayla veya parasız verilemeyeceği ile ilgili. Şu an bu idari soruşturma kısmını bu kadar biliyoruz. Bildiğimiz ilçe tarım müdürlüğüyle ve Dört Yol Belediyesi arasındaki evraklarda da farklılık oldu. Yani idari soruşturma kısmı sadece kaymakamın atadığı muhakkik üzerinden şu anki işlem bu. Peki. Ve bugün bu gelişme yaşandı. Genel merkezi tarafından, MHP Genel Merkez Sadir Durmaz imzaladı, çıkmış galiba haber. Böyle bir istifa yaşandı. Peki Sayın Özer, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sıcak gelişmeyi sizlerden aldık. Şimdi bir bağlantımız daha olacak.
O konuda belediye meclis üyelerinden bağlantılarımız gerçekleşecek Hatay Dört Yol Belediyesi'nden. Şimdi bir yandan değerli rejimiz notları da kontrol etmeye devam edelim lütfen. Telefonunuzu kontrol edin lütfen arkadaşlar. Hatay Dört Yol'da Kayıp Atlar Milliyetçi Hareket Partisi'nde istifa getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Durmaz tarafından yapılan açıklama bir en azından parti içerisinde bir hareketin olduğunu gösteriyor bizlere. Emre Arık, Dört Yol Belediyesi Meclis Üyelerinden şu anda telefon attığımızda. Sayın Arık, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, kolay gelsin. Şimdi az önce Dört Yol İlçe Başkanı ile de konuştuk Sayın Özer'le birlikte. Size de aynı soruyu sorayım. Şimdi 50 at diyebiliyorduk, 100 at olduğu ortaya çıktı. Birinin yolda öldüğü açıklandı. 99 at belediyeye gidiyor. Açılan tahkikat belediye nezdinde var mıdır, yok mudur? Kaymakamlık bu konuda araştırmalarını hangi boyutta tutmuştur? Atların en azından kaçtığı söylenmiş ki bu inanılmaz bir yanıt olarak karşımıza çıkıyor. Siz neler biliyorsunuz, neler tartışılıyor belediyede Sayın Arık? Doğrudur. Şöyle izah edeyim. Dört Yol Belediyesi'nin, Dört Yol Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 150 tane at talep ediliyor. Bu atlara biz bakmak istiyoruz diye belediye başkanlığı tarafından talep ediliyor. Fakat ne belediye meclisinde ne de belediye encümeninde böyle bir konu konuşulmadı. Hiçbir zaman da tartışmaya da açılmadı. Bilgimiz dahi yoktu. Hiçbir şekilde bu konu tahkikat açılana kadar yani bilinmiyordu. Ve atların nerede olduğu düşünülüyor örneğin. Sayın Arık, duyabiliyor musunuz beni? Peki, hattan düşmüş değerli rejimizden rica edelim. Bir kez daha bağlanalım. Dört Yol Belediye Meclis Üyesi'nin vereceği bilgiler elbette belediye süreçlerini, meclis süreçlerini daha iyi bildiği için çok daha fazla anlatılanların bir fazlasını öğrenme şansımız olduğunu düşünüyoruz. Şimdi peki tekrar hatta Sayın Arık, sesiniz kesildi, hattan düştünüz. Şimdi belediyede ve belediye meclisinde neler konuşuldu, neler biliyorsunuz? En baştan rica edelim. Tamam, şöyle izah edeyim. Belediye meclisinde bu konu hiçbir zaman gündeme getirilmedi. Belediye atları istediği yönünde dahi bilgimiz yoktu. Ta ki yaklaşık 2 hafta önce biz bu olayı ilk kez o zaman duyduk. Sonra ben olayı araştırdığımda veteriner işleriyle de görüştük. Veteriner işleri bize hiçbir şekilde atların gelmediğini söyledi. Daha sonradan bu konuyla ilgili tek soruşturma veteriner işleri müdürünün bizzat kendisinin böyle bir durumu savcılar ve kaymakamlığa bildirmesi sonucunda kaymakamlığın açmış olduğu bir tahkikat var. Fakat takdir edersiniz ki belediye tarafından herhangi bir tahkikat yoktur. Hiçbir soruşturma da açılmamıştır. Sadece kaymakamlık nezdinde ve ilgili müdürün Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi neticesinde bir soruşturma var. Sanıyorum müdür bey de kendisi zan altında kalmamak için kendi iradesiyle gidip bu şikayeti yaptığını biliyoruz. Atlarla ilgili de 99 tane atın kaybolduğu iddiası şöyle gerçeğe yansıtmıyor. Dört Yol yüz ölçümü küçük, nüfusu büyük bir ilçe. Burada 100 tane atın yırtı atı gibi ortalıkta gezmesi mümkün değil. Muhakkak atları birilerinin görmesi gerek. Ortalıkta başıboş at hiçbir şekilde görülmez. Çünkü tamamen nüfus yoğunluğu fazla olan bir ilçeden bahsediyoruz. Yani görünmeme ihtimali yok. Atların kaçtığı iddiası tamamen absürt ve gerçeğe yansıtmamak lazımdır. Bunu çok net olarak belirtelim. Harici bilgimizi söyleyelim. Atların aslında bir satıldığını öğrendik. Satıldığını öğrendiniz? Evet, bu atların satıldığını öğrendik. Bir kısmının Adana'ya, bir kısmının Kahramanmaraş'a, bir kısmının Şırnak'a satıldığını, üstündeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi verirken çiplerle vermiş. Bu çiplerin sökülüp satıldığını, bu çiplerin sökülüp atılıp daha sonra da atların satıldığını biliyoruz. Ancak hani resmi bir bilgimiz var mı derseniz maalesef bu konuda resmi bilgimiz yok ama bu bilgiler gerçek bilgiler. Peki konuşulanlar Sayın Arık çok önemli şeyler söylediniz. Bu yüzden bir tekrar rica edeceğim. Bu atların üzerindeki çipler söküldü ve satıldı. Duyduklarınıza göre hangi adreslere satıldı? Tekrar bir izah eder misiniz? Bir kısmının Adana iline, bir kısmının Kahramanmaraş'a, bir kısmının da Şırnak iline satıldığını biliyoruz. Yani bunları tabii diyorum ya harici araştırmalar yani elimizde satıldığına dair resmi bir şey yok. Çünkü takdir edersiniz ki kaçak işin belgesi olmaz. Tabii. Resmi işin belgesi olur. Bunlar kaçak yolla yapıldığı için tamam bu şekilde satıldığını biliyoruz. Burası nüfus olarak yaklaşık 150 bin nüfustur. İlçe herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirinin 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığını biliyor. Ha, başkanın istifası konusuna gelince evet az önce sizin de söylediğiniz gibi başkanın kendi iradesi değil, çok yüksek ihtimal
öyle söyleyelim. Genel merkezin iradesi. Yaklaşık bir hafta önce de, atlar olayından bir hafta önce de 4 yılda çok ciddi bir yolsuzluk olayı, özel kalem müdürü, mali hizmetler müdürü tamamı tutuklanmıştı. Başka bir olaydan dolayı, sahte yardım polisi ve yemek faturası olaylarından dolayı. Bunların tamamı son dönemlerde 4 yılda çok büyük sıkıntı yarattı. Partili partisiz, yani parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum. Partili partisiz, herkes bu konuda rahatsızdı. Muhtemelen başkana da dediler, yani yeter artık. Her hafta bir olayla 4 yıl gündeme geliyor. Bu işe bir son verilsin tarzında bir baskı sonucu istifa ettirildiğini düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Arık. Bence çok çarpıcı bilgiler de paylaştınız. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Şimdi sıcak gelişmenin detaylarını Halk TV Haber Masası'nda özellikle de Sayın Arık'ın vermiş olduğu bilgiler çok önemli. Diyor ki çipler söküldü, biz öğrendik. Elbette kaçak yapılan bir satışın belgesi olmaz, kaydı kuydu olmaz. Ama biz biliyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye meclis üyesi Sayın Arık söyledi az önce haber masasında. Dedi ki bu kayıp atların biz çipleri sökülerek Adana'ya, Kahramanmaraş'a ve Şırnak'a satıldığını biliyoruz dedi. Tekrar edelim, Adana'ya, Kahramanmaraş'a ve Şırnak'a satıldığını biliyoruz biz bu atların dedi. Sayın Arık'tan haber masasına gelen bu özel açıklama, tam da istifa ile ilgili haberleri paylaşırken, atların akıbetine ilişkin merak ettiğimiz sorularımızı sorarken Sayın Arık belediye meclis üyesi olarak bunu net olarak ifade ediyor. Kahramanmaraş'a, Adana'ya ve Şırnak'a satıldı bu atlar. Çipleri çıkartıldı. Bu yüzden de kaçak bir satış olduğu için kaydı kuydu yoktur diyor. Ama biz biliyoruz diyor. Bu 3 bölgeye satıldığını özellikle söylüyor Sayın Arık'ın beyanı bu şekilde. Peki efendim, şimdi devam edelim. Bu arada bir yangın haberi, sıcak bir yayın oluyor hakikaten. Adres neresi değerli reji? Kumkapı'da, Kumkapı'da bir yangın. Zannediyorum eski bir fabrika ya da depo olabilir. İlk görüntüler bize bunu anlatıyor. Evet, tahmin ettiğimiz üzere kimyasal maddelerin olduğu bir depo. İstanbul'da bir depo yangını. Umuyoruz ki ümidimiz çok büyümemesi yönünde. Sıcak görüntüler bu şekilde. Birazdan umuyoruz ki ilk müdahalede gerçekleşecek. Detayları aktarmayı sürdüreceğiz. İstanbul'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın. Peki, haber merkezimiz sıcak notlarını iletmeye devam ediyor. İstanbul Kumkapı'daki bu yangına müdahaleler başlamış. Sıcak görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Demirören Haber Ajansı aracılığıyla geliyor ama büyük bir ihtimalle bölgedeki vatandaşlarımızın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler bunlar. İstanbul'da ve özellikle Marmara bölgesinde kimyasal maddelerin tutulduğu depo sayısının fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önemli de bir tehlike aslında. Çok dikkat etmek gerekiyor. Kumkapı'da kimyasal maddelerin bulunduğu bu depodaki yangına ilk müdahalelerin başladığı belirtiliyor. Zaten görüntünün hemen altında kısa süreliğine değerli rejimizden rica edecektim ki farklı açı görüntüsü geldi. Evet, itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi bu şekilde kayda geçmiş. İstanbul Kumkapı'da bir depo yangını. Umuyoruz ki çok büyümeden bu yangın maddi hasarda elbette getirmeden söndürülür ki bayağı yol alındığına ilişkin daha sıcak görüntüleri ise ekranın sağ tarafında zannediyorum görebiliyoruz. Her iki açıdan da farklı zamanlarda kaydedilmiş bu görüntüler Kumkapı'daki kimyasal maddelerin olduğu depo yangınının en azından çok büyümediğine işaret ediyor. Umuyoruz ki zararı da düşük olur. Şimdi can gerçeklerine geçeceğiz. Sıcak bir yayın oldu elbette. Koronavirüste dün açıklanan vaka tablosunu görerek ilerleyeceğiz. Vaka tablosunda karşımıza çıkan hem hasta sayısı hem vaka sayısı bambaşka gerçekleri işaret ediyor. 19 Nisan 2021 vaka sayısı 55.149, hasta sayısı 2862, 341 vatandaşımızı kaybettik. Bir de efendim biliyoruz ki son dönemde ne yazık ki yoğun bakımlarda artık sıra beklemek durumunda kalabiliriz diyordu. Özellikle de şimdi karşımızda olacak olan değerli hocamız Bülent Tutluoğlu. Fakat şimdi o noktaya gelindiği işaret ediliyor. Dün Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalarda büyük şehirlerde %80 doluluk oranının aşıldığını gösteriyor çoğu yerde. Dolayısıyla bu sıra bekleme işi korktuğumuz bir ihtimaldi.
ama anlaşılan şimdi başımıza geldi. Değerli profesörlerimize dönelim ve kısaca onların yorumlarını alalım. Çünkü meşakkatli bir çalışma yürütmeye devam ediyorlar. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bizlerle birlikte. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Can Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu hocamız da bizlerle birlikte. Hocam sizler de hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şebnem Hocam hızlıca sizle başlamak isterim. Vaka tablosunu gördük. Sayın Bakan'ın dün yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin telaffuz ettiği resmi verileri de görmüş durumdayız. Sadece Ramazan ayı kısıtlamalarıyla, örneğin bayramdan sonra artık dip olarak niteliyorum, bilmiyorum yanlış mı olur ama bu dipten çıkma şansımız var mıdır? Bu kısıtlamalar bize yardımcı olacak mı birkaç hafta içerisinde? Şimdi biliyoruz kısıtlamalar hiç yeterli değil. Dolayısıyla bu kısıtlamalarla belki biraz düşüş olsa da gerçek anlamda salgını önleyebilme olanağından yoksun kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Özellikle biz bu virüsün davranışını biliyoruz diye başından beri söylüyoruz. Değerli hocam da Bülent hocam da defalarca ifade etti. Kapalı alanlarda yayılımının çok yaygın olduğu muhakkak ve dolayısıyla kapalı alanları kapatmadığımız sürece AVM'leri toplu olarak bulunulan kapalı ortamları, çalışma ortamlarını yeterince havalandırmadığımız, kapatmadığımız, burada bulunan insanların sayısını sınırlamadığımız koşullarda sadece sokağa çıkma yasaklarıyla bu salgının önünü almak olanağı yok. Biraz düşüş daha önce de gördük biliyorsunuz bu sokağa çıkma yasaklarında ama gerçek anlamda önleyemedik salgını. Yapılması gerekenler bellidir. Defalarca Türk Tabipleri Birliği olarak, bilim insanları olarak bizler ifade ettik. Ancak bunu yapmamakta direniyor iktidar, ekonomiyi bahane ederek. Başında da ifade etmişti. Ulusal çıkar demişti. Ulusal çıkarın ne çıkarı olduğunu hep beraber anlamıştık zaten. Oysa ulusal çıkarın halk sağlığı olduğu ve halkın korunması gerektiği açıktır. Bülent Hocam size döneyim hızlıca. Neler yaşıyorsunuz? Açıkçası gördükleriniz, duyduklarınız, bildikleriniz üzerinden ilerlemek isterim. Çünkü genel tablo artık aşikar. Sayın Fincancı değerli hocamız da bu konuya dair bir yorum getirdi. Sizin gözleminiz bize ne anlatacak? Tabii gerçekten pratik anlamda bana sormanız doğru bir şey. Çünkü inanın biz şu anda gündemi takip edemiyoruz. Yani tabii. Dışarıda neler oluyor onu bilmiyorum. Ben sabah işte 7-7.30'da hastaneye giriyorsam gece 1'de çıkıyorum. 3-4 saat uyuyup tekrar aynı şekilde devam ediyoruz çalışmaya. Gerçekten hani insan üstü bir çaba göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ve bütün meslektaşlarımın da bu işle uğraşan özellikle bütün meslektaşlarımın da aynı durumda olduğunu biliyorum ve gerçekten bir yorgunluk, bezginlik ama buna karşılık motivasyonunu hala yitirmemiş bir sağlık çalışan grubu var. O da hani gerçekten çok takdire şayan bir durum. Biz elimizden geldiğince hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz ama bu hastalığın biliyoruz ki gerçek anlamda bir tedavisi yok. Dolayısıyla bize kör dövüşü yaptırıyorlar öyle diyeyim. Biz hastaları destek tedavileriyle işte oksijen tedavileri bir takım şeylerle o belli bir dönemi geçiştirmeye ve yaşamlarını kurtarmaya çalışıyoruz ve yoğun bakıma gidişleri azaltmaya çalışıyoruz. Ben klinikte çalışan bir hekim olarak bunu söylüyorum. Mümkün olduğunca çünkü yoğun bakımda da tedaviler çok uzuyor ve söylediğiniz gibi yoğun bakım yatakları artık doldu ve eski hastalar da çok uzun süre yoğun bakımda yattığı için taburculuklar geciktiği için bu tıkanıklıkta bir müddet açılmayacak gözüküyor. Yani anca nasıl açıkçası söyleyeyim orada yatak açılıyor anca bir hasta vefat edecek veya işte bir aradan birkaç ay geçtikten sonra hasta düzelecek, servise çıkacak, yeni yatak açılacak. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten zorlanıyoruz. Çünkü bizim üzerimize sahada çalışan hekimlerin üzerine yıkılmış bir sistem var şu anda. Ama bu buradaki hep baştan beri, salgının başından beri söylüyoruz. Amaç kişilerin hastalanmamasını sağlamak. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Yoksa hastalandıktan sonra sağlık çalışanlarının üzerine yıkılmış bir sistemle ne kadar bu işler yürüyebilir? Artı ölümleri ne kadar azaltabilirsiniz? Yani biz bu sistem içerisinde
Tabii ki ister istemez çok sayıda hastayla uğraşmaktan, yapılan hatalardan veya bir takım şeylerden dolayı, hatada demek doğru değil ama yetişememekten dolayı belki de yaşatabileceğimiz insanları yaşatamıyoruz. Yani bunun mutlaka göz önüne alınması gerekir diye düşünüyorum. Peki şimdi birkaç haftada hemen etkili olmayacağını ben biliyorum ama vatandaşlarım yine de sormamı istemişler Bülent Hocam. Hala o pik seviyesi ya da yoğunluk seviyesi yükseliş eğiliminde mi görüyorsunuz bizzat kendi yaşadıklarınızdan? Çünkü işte yoğun bakımda yatak boşalması için hastanın vefat etmesi de bir boşalma sebebi orada yatağın dediniz. Daha acı hiçbir şey olamaz ama en azından vatandaşlar bir gıdım da olsa kırıldı mı o pik seviyesi, onu merak ediyorlar. Evet, şimdi zaten eğer ki önlem alın, yani önlemler alın, yani çok zaten baktığınız zaman son önlemlerde çok ekstra gelen bir şey yok. Ekstradan evet. 2 saat daha sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Evet. Onun haricinde bir önlem göremedim ben ama şu anda virüs kendiliğinden de zaman zaman böyle plato çizip aşağı doğru düşüşler gösterebiliyor. Yani önlem almasanız bile. Hı hı. Sanki şu anda o platoya geldik gibi, hani zirveyi yakaladı sanki bir... İstanbul için söylüyorum en azından, yatay bir seyir izleme eğiliminde gibi gözüküyor. Dolayısıyla inşallah bundan sonra bir düşüşe doğru geçer. Ama burada tabii ki önümüzdeki günlerde dikkat edeceğimiz diğer bir tarih de bayram günleridir açıkçası. Biz gene uyarmaya devam edeceğiz. Şimdiden uyarmaya da başlayalım. Bayram günlerinde eğer ki biz hani bu düşüşlerin etkisiyle gene ziyaretleri yoğunlaştırıp işte kalabalıklar oluşturursak gerçekten o zaman bayram sonrası da bir artış yaşanması kaçınılmaz. Yani bu zaman zaman bu dalgalanmalar görülüyor. Şu anda umuyorum yanılmıyoruzdur ama bir plato gibi düşünebilirsiniz. Yani düz, daha fazla sanki çıkmayacak da böyle bir düz eğilim gösterecek gibi. Peki. Şebnem Hocam, son soru kısaca. Aşı dışında zannediyorum ki bir şansımız da görünmüyor. Şimdi İsrail'den ve İngiltere'den normalleşme görüntülerini birkaç gündür haber bültenlerinde dönüyoruz. Hakikaten imrenmemek mümkün değil. Aşı konusunda bu ağır aksak ya da rötarlı ilerleyişimizin bir sonu olacak mı? Aşı çeşitliliğine kavuşacak mıyız? Şundan soruyorum, Sputnik'le ilgili, aşısıyla ilgili TTB de bazı ziyaretlerde bulunmuştu. O konuda bir gelişme umudumuz var mıdır acaba? Şimdi biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı hiçbir veriyi açıklıkla paylaşmadı. Paylaşmamayı da sürdürüyor ne yazık ki. O yüzden hangi anlaşmaları yaptıklarını dahi bilme olanağımız yok. Ama bugün gene aile sağlığı merkezlerinden gelen bilgiler ışığında Mayıs ayına ancak randevu verebildiklerine dair bilgiler ulaştı bizlere. Dolayısıyla belki yeni aşı alınmış olsa bile bunların 14 günlük değerlendirme, inceleme süreçleri devam ediyor gibi görünüyor. Mayıs sonuna randevu açmaları nedeniyle. BioNTech aşısıyla ilgili randevular alınabiliyor bugün itibariyle gene bilgilerimize göre. O nedenle insanlarımızın hızla aşılanmak için hangi aşı olursa olsun randevu almasında yarar var. Şöyle hatırlatayım ben, biz zamanında etkili bir aşılama hızla yapabilseydik %80 en az ağır hastalıktan koruyan aşı bugün kullandığımız Coronavac'la 341 insanımızın 260'ını belki yanımızda görecektik, yitirmeyecektik. O yüzden aşı gerçekten önemli ama beraberinde önlemlerin de olması gerektiğini, salgının yayılmasını da durdurmak gerektiğini hatırlatalım. O yüzden biz kapalı ortamların özellikle kapatılması gerektiğini ve burada toplu bulunmaların önlenmesi gerektiğini söylemiştik. Bülent Hocam'ın da dediği gibi 2 saat sokağa çıkma yasağını uzatmakla bu salgını önlemek mümkün değil. Evet, vaka sayıları bir plato çiziyor gibi. Şimdilik daha benzer bir çizgide ama 55 binde devam ettiğini de unutmayalım lütfen. Peki. Ayrıca ölümlerin bundan 1-2 hafta sonrasına yayılan bir biçimde artmayı da sürdüreceğini aklımızda bulunduralım. Bireysel değil bu salgından korunmanın yolu. Toplumsal önlemler alınması gerekiyor. Sosyal destekle birlikte mutlaka zorunlu üretim dışında üretimin durdurulmasına ihtiyaç var diyelim. Peki. Şebnem Hocam çok teşekkürler. Bülent Hocam çok teşekkürler. Yine aydınlattınız bizleri. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim kısaca
Bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 128 milyar dolar meselesi gündemdeyken, can meselemiz koronavirüs hiç gündemden düşmezken, düşmemesi de gerekirken, çözümleri refaha ulaşana kadar en azından düşmemesi gerekirken belki de onlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Şu insan kaçakçılığı meselesi elbette siyasetin gündeminde olmaya da devam ediyor. O konuya dair de önemli bir hazırlığın yapıldığı kulislere yansımış durumda. Bakalım CHP lideri neler söyleyecek? Cevabını öğrenmeden önce kısacık bir araya gidiyoruz. Sonrasında aktaracağımız bolca haberimiz de olacak. 20 Nisan Salı, bugün bildiğiniz üzere partilerin grup toplantıları var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında MHP'lilere seslendi elbette. Neler söyledi diye bakıldığında anayasa konusunda önemli bir çağrısı oldu. Bu sefer hem İYİ Parti'ye hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yeni anayasa çağrısı yaptı Devlet Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa vizyonunu kavramış ve kararlılıkla çalışmaya koyulmuştur. Allah'ın izniyle yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete erecek, ortak akılla ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesiyle milletimizin şanına, şöhretine, vasfına, vakarına, varlığına müstahak bir anayasa hazırlık süreci İnşallah tamamlanmış olacaktır. CHP'ye sesleniyorum. Gelin bu sürece siz de destek verin. İP'e sesleniyorum. Gelin bu onurun içinde siz de yerinizi alın. El birliği yapalım, güç birliği yapalım, darbe anayasasından aziz milletimizi kurtaralım. MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen açıklama bu şekildeydi ve yeni anayasa çağrısı konusunda bu kez sadece İYİ Parti'ye değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük de bir çağrısı olduğu. Bir de 128 milyar dolar meselesi var bildiğiniz üzere. MHP lideri Devlet Bahçeli buna da değindi ama onu değil şunu konuşun diyerek başka bir konuyu işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı kaybolan para yok diyor. Merkez Bankası Başkanı aynı şeyi söylüyor. Üstelik somut ve rasyonel veriler de bu ifadeleri doğruluyor. Ne var ki CHP, İP, HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. Bire utanmazlar. 128 milyar doları bırakın da 104 emekli amiralın 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Aradığınız para devletin kasasında. Peki siz neredesiniz? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşacak. Bu arada bir not vermek gerekir ki maskeler, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katılan milletvekillerinin, partililerin maskeleri 128 milyar dolar nerede sorusunu içeriyor. Kameralarımız artık CHP grubunda. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin zor koşullardan geçtiğini biliyoruz. Bunlara değineceğim. Ama Torbalı'da belediye başkanımızı kaybettik. İsmail Uygur. Genç bir arkadaşımız, enerji dolu bir arkadaşımız, Torbalı'ya çok şey verme iddiasında olan bir arkadaşımız ama hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diledik. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve hepimize başsağlığı diliyorum. Yeri cennet mekan olsun. Değerli arkadaşlarım, belediyelerden söz açıldığına göre belediye başkanlarımız bu süreçte ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Söyledim. Bizim belediyelerin olduğu yerde, beldede, ilçede, ilde ve büyükşehirde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Telefonlarınız 24 saat açık olacak. Kim yardım talebinde bulunuyorsa gecenin gündüzün hangi saati olursa olsun o aileye gidilecek. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir ayrım yapmadan, apartili be partili demeden, akimlikli be kimlikli demeden bu topraklarda yaşayan herkese eşit hizmet götüreceğiz. Hani vardı ya, Erdoğan diyordu,
Vay efendim süt dağıtacak diyordu, bir türlü süt dağıtmadı. Oysa aylardır süt dağıtıyorduk. Yardımı nasıl yapacaklar? Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hakçılığın, inancımızın temel kuralı budur. Bu kurala bütün belediye başkanlarımız uyuyorlar. Ve düzenli olarak her hafta bütün belediye başkanlarımızdan verileri alıyoruz. 13-19 Nisan arasında 730.952 haneye 271.919 haneye ayrı ayrı 730 bin haneye aynı yardım, 219 bin haneye de nakdi yardım yapılmış durumda. Ayrıca yapılan yardımların toplam tutarı da 48 milyon 137 bin 685 lira olarak kayıtlara geçmiş durumda. Her hafta bunu değerli vatandaşlarımla paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlarken dedim ki Türkiye zor günlerden geçiyor. Bir salgın dönemindeyiz, doğru. Her bir vatandaşımızın canı çok değerlidir, doğru. Her vatandaşımızın salgından sağ salim kurtulması için herkesin üzerine düşen görevler var. Bunların yapılması gerekiyor. Ve biz salgın başladığı tarihten bu yana olayı sıcak politik malzeme konusu yapmadık. Yapmamaya da özen gösterdik. Hatalar varsa söyledik, yanlışlar varsa söyledik, nelerin yapılması gerektiğini de ifade ettik. Çünkü bu sorun hepimizin ortak sorunuydu. Ve dolayısıyla bu sorunu en hafif bir şekilde atlatmamız için de hepimize düşen görevler vardı. Ve bu görevleri herkesin yerine getirmesi gerekiyordu. Bilim kurulu vardı. Bilim kurulu ayrıca bize güven veriyordu. Çünkü orada bilim insanları vardı. Hepsi bu işi en iyi bilen insanlardı. Bazı eksiklikleri vardır. Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği gibi kuruluşlardan temsilciler almamışlardı. Ama olsun, yine de dedik ki bilim kurulunun yaptığı açıklamalara biz de uyarız. Devleti yöneten siyasi iktidar da uyar. Dolayısıyla biz bu salgını en az hasarla atlatırız. Ve biz sözlerimize hep öneriyle başladık. Yaptığım bütün basın toplantılarında, gerek benim, gerek grup başkan vekillerinin, gerek parti sözcüsünün yaptığı bütün açıklamalarda öneriyle başladık. Herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledik. Salgınla mücadelenin sadece sağlık boyutu yok, ekonomik boyutu var dedik. Ekonomik boyut içinde nelerin yapılması gerektiğini söyledik. Hatta Merkez Bankası kontrollü bir şekilde karşılıksız para bile basabilir önerisini yaptık. Çünkü bu ülkede herkesin bu hasarı, bu salgını en az hasarla atlatması bizim ortak hedefimizdi. Ve dedik ki yine israftan vazgeçin, tasarruf yapın. Herkes fedakarlıkta bulunuyor. Sizler de fedakarlıkta bulunun. Toplumun her kesimi bu fedakarlığı yerine getirsin. Herkes fedakarlık yaptı. Kahvecisi evet, simitçisi evet, manavı evet, pastacısı evet, taksicisi evet, kantincisi evet, servisçisi evet. Herkes üzerine düşeni yaptı. Ama üzülerek ifade edeyim, sarayda oturanlar üzerine düşeni yapmadılar. Üzerlerine düşeni görmezden geldiler. Yapmadılar. Kibirle bir devlet yönetilmez. Geçen hafta da söyledim. Kibirle bir devlet yönetilmez. Ben her şeyin üstündeyim anlayışıyla bir devlet yönetilmez. Devleti yönetenlerin mütevazı olması gerekir. Devleti yönetenlerin topluma örnek olması gerekir. Devleti yönetenlerin toplumun sorunlarına kilitlenmesi gerekir. Devleti yönetenlerin var olan sorunları nasıl çözeriz diye düşünmesi gerekir. Ama bunlar bunu yapmadılar. Bu dönemde toplumun esnaf kesimi, turizmci kesimi her türlü fedakarlığı yaptı. Sarayda oturanlar ve onların beslemeleri hiçbir fedakarlık yapmadılar. Dövizi olanlar daha fazla kazandılar. Devlet dövizle borçlandı. Dövizle borçlananlar daha zengin oldu.
Ve çıktılar bir süre sonra devlete faiziyle, en yüksek faizle borç vermeye başladılar. Bir değil, aynı anda iki vurgunu yaptılar. Esnafa ne verildi? Çiftçiye ne verildi? Emekliye ne verildi? Taksiciye ne verildi? Biner lira, 3 ay. E peki bu insanların çoluk çocuğu vardı. Nasıl geçinecekti? Bunları da söyledik. Her birisini tek tek söyledik değerli arkadaşlar. Biz fedakarlığı toplumun her kesimi yapsın dedik. Sarayın beslemeleri o fedakarlığın tamamen dışında kaldılar. Efendim, bakın ben size örnek vereyim. Havaalanlarını yapanlar, köprüleri yapanlar, yani dolarla yolları yapanlar, dolarla aylıklarını, dolarla gelirlerini garanti altına alanlar, yol geçerken dolar garantisi olanlar, bunlar hangi fedakarlığı yaptı? Bu soruyu iktidara sormuyorum. Bu soruyu esnafa sormuyorum. Çiftçiye sormuyorum. Emekliye sormuyorum. Bu soruyu geçen seçimlerde AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşlarıma soruyorum. Siz her türlü fedakarlığı yaptınız. Maske takmadınız, ceza geldi. Efendim, usulüne uygun takmadınız, yine ceza geldi. Bu beyler ne yaptı? Milyarları aldılar, ne yaptılar? Hangi fedakarlığı yaptılar bunlar? Burada hiçbir şey yok. Ve hepimizin düşünmesi lazım. AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin de çok iyi düşünmesi lazım. Sen fedakarlık yapıyorsun, oy verdiğin insanlar fedakarlık yapmıyor. Sen mütevazi yaşamaya çalışıyorsun, onlar kibir abidesi olarak saraylarında oturuyorlar. Buna izin vermemek gerekiyor değerli arkadaşlar. İsraftan kaçının dedik. Sanki uçaklar yetmiyor, arabalar yetmiyor. Bir de gidip 52 milyon muydu? Yani eski parayla 52 milyar mı ediyor? Ya da 52 trilyon. 3 tane Mercedes daha alıyorsun. Ya neyinize yetmiyor Allah aşkına ya? Neyinize yetmiyor sizin? Değerli arkadaşlarım, söyledim, bir daha söylüyorum. Bu kamu özel işbirliği milleti iliklerine kadar sömürüyor. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş bunların tamamını kamulaştırmaktır. Tamamını. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bakın, bugün doğan çocuğun evladını bile, ileride evladı olacak, evlenecek, onun bile evladına yük getiriyorlar. 20 yıl, 30 yıl. Yazık, günah değil mi ya bu memlekete? Bu memleket bu kadar sahipsiz mi? Onları kamulaştıracağız. Al paranı kardeşim diyeceğiz. Önce maliyetlerini hesaplayacağız. Doğru maliyetleri hesaplayacağız. Makul karı vereceğiz, hepsini kamulaştıracağız. Vatandaşlarımız o köprülerden, o yollardan, havaalanlarından onların istediği parayı ödemeden geçecekler. Devletin soyulmasına izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, dedim ki devleti yönetenlerin örnek olması lazım. Peki değerli arkadaşlarım, devleti yöneten nasıl örnek olacak? Genelge çıkarıyorsun. İllerde barolar kongre yapmayacak. Güzel, yapmadılar. Ama sen kongre yapıyorsun. Üstelik bir de övünüyorsun. Salon lebalep doldu diye. İnsanlar maskesiz orada, bir de bununla övünüyorsun. Efendim, barolar kendi genel kurullarını yapmayacak. Niçin? Covid-19 var. E kendin genel kongreni yapıyorsun. Üstelik insanlar sırt sırta. Ve değerli arkadaşlarım, dün 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. Covid-19 dolayısıyla. Sorumlusu kim? Bu soruyu yine
geçen seçimlerde AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime soruyorum. Bir günde 341 kişi COVID-19'dan, bu da resmi rakam, hayatını kaybetti. O kongreleri yapanların vebali yok mu? Günahı yok mu? O insanlar sokağa çıktılar. Binlerce insan COVID oldu. Binlerce insan. Yoğun bakımlarda yer yok. Torpiliniz varsa yer bulabiliyorsunuz. Peki değerli arkadaşlar, ülkeyi bu hale getirenin sorumluluğu yok mu? Hala onu oy vermeye, hala onu düşünüp onun partisine oy vermeye devam edecek miyiz? Memleketi bu hale getirenden, ya arkadaş sen memleketi nasıl bu hale getirdin diye sormayacak mıyız? Sormamız gerekiyor. İsraf merkezi oldu. Devam ediyorlar. Türkiye'nin itibarını sıfırladılar. Böyle bir tablo olduğu zaman Türkiye'ye turist gelir mi Allah aşkına? Bakınız. Şu tablo değerli arkadaşlar. Bizim değil, yabancıların hazırladığı tablo. Dünyadaki COVID-19 salgınının boyutlarını gösteriyorlar. Türkiye burada. Şubat'ta yükselmeye başlamış. Zaten Mart-Nisan derken en yüksek noktaya gelmiş. Peki değerli arkadaşlar, bu ülkeyi yöneten hükümet bunun sorumlusu değil mi? Erdoğan bunun sorumlusu değil mi? Diyoruz ki bilim kurulu var. Geçiniz. Bilim kurulunun ne dediğini bilen var mı? Ne söylediğini bilen var mı? Neyi önerdiğini bilen var mı? Hiç kimse bilmiyor. Ve öyle bir noktaya geldik ki Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. 48 milyon sorumludur bundan diyor. Biz yaptık diyor. 84 milyon. 84 milyon sorumludur diyor bundan. E değerli arkadaşlarım, bunlar devleti falan yönetmiyorlar. Keyfi bir yönetim var. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Bunlar sadece seyrediyorlar. Önlem aldık diyorlar. Hangi önlemi aldınız? Milleti perişan ettiniz. Kahvede 4 kişi kağıt oynarsa ceza yazıyorsunuz. 10 binleri topluyorsunuz. Onlar orada eylem yapıyorsunuz. Kongre yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bunların hesabını bir şekliyle soracağız. Değerli arkadaşlar, esnafı bitirdiler. Turizmciyi de bitiriyorlar. Bu tablo Türkiye'ye turistin gelmesini engelliyor. Turist gelmiyor. Bu kadar yoğun virüsün dolaştığı bir coğrafyaya yabancılar niye gelsin? Turistler niye gelsin? Değerli arkadaşlarım, oysa turizm bizim için çok ama çok önemli. Bacasız sanayi diyoruz. Hava kirliliği yok. Gayet güzel bir atmosferimiz var. Ve bu atmosfer içinde insanlar huzur içinde gelip Türkiye'de gelip Türkiye'de dinlenmek istiyorlar. Ama hükümet izin vermiyor. Böyle bir tablo var. Değerli arkadaşlar, cari açığı kapatan turizm, cari açığı kapatan turizm. Pek çok alana baktığınız zaman turizm sektörü 54 farklı alana katkı veriyor. 54 farklı alana. Değerli arkadaşlarım, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması burada en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kısa çalışma ödeneğinin tekrar gelmesi lazım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği bunu istiyor. Ankara Ticaret Odası istiyor. İstanbul Ticaret Odası istiyor. İstanbul Sanayi Odası istiyor. Ege Sanayi Bölgesi istiyor. Konya, Van, Sivas, Samsun, Antalya Ticaret ve Sanayi Odaları bunu istiyor.
Evet arkadaşlar. Biraz daha dinleyeceksiniz beni böyle. Turizm sektörü bu pozisyondayken değerli arkadaşlarım ve siz kısa çalışma ödeneğini kaldırırken toplumun gözünden kaçan bir şey yaptılar. Bankalardaki mevduat faizine uygulanan stopajı düşürdüler. Kısa çalışma ödeneğinden kaç kişi yararlanıyordu? 1.139.000 kişi. 1.139.000 kişiyi işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya getirdiler. Peki bankada mevduat olanlar? Bakın 6 aya kadar olan hesaplar için %15'ten %5'e düşürdüler. 1 yıla kadar olan vadeli hesapları 12'den 3'e düşürdüler. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranını %10'dan sıfırladılar. Peki bu para nereye gidiyor aldıkları stopaj? Vergi olarak bütçeye gidiyordu. Peki işçi için ödenen kısa çalışma ödeneği nereden karşılanıyordu? İşçinin kumbarasından, işsizlik sigortası fonundan. Bu neyi gösteriyor? Hükümet rantiye sınıfına çalışıyor. İşçiye değil, emekliye değil, memura değil, çiftçiye değil, rantiye sınıfına çalışıyor. Ve bu gerçeği herkesin bilmesini isterim. Bir şey daha. Bankalarda 1 milyonun üzerinde hesabı olan, mevduat hesabı olanların sayısı 283 bin kişi. 283 bin kişinin mevduat faizini sıfırladılar. Sen devlete vergi ödemeyebilirsin diyorlar. Ama bunun yanında 1 milyon 300 bin kişi olan kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişiye de parayı vermediler. Bu rakamları bütün arkadaşlarımın her yerde anlatmasını istiyorum. Bu iktidar, soygun düzenini teşvik eden bu iktidar halk için çalışmıyor. Vatandaş için çalışmıyor. İşçi için çalışmıyor. Emekli için çalışmıyor. Rantiye için çalışıyor. Değerli arkadaşlarım, turizm. Yine de ben Erdoğan'a bir öneride bulunmak isterim. Ülkesini seven, insanını seven, bayrağını seven birisi olarak öneride bulunmak isterim. Kardeşim, turizmcileri çağır, davet et. Sizin sorununuz nedir diye dinle. Onların çözüm önerileri nedir diye dinle ve gereğini yap. Ben yine sana rakam vereyim. 2020 yılında turizm sektörüne hangi ülke ne kadar hibe verdi? Hibe diyorum bakın, kredi değil. Hibe verdi. Fransa, cirosunun %50'sini kaybeden her bir turizmciye 10 bin euro verdi. Her birisine tek tek. İtalya, turizm sektörüne 2 milyar euro para ayırdı. İspanya 300 milyon euro para ayırdı. Yunanistan 330 milyon euro para ayırdı. Diyorlardı ya Yunanistan battı. Türkiye sıfır. Sıfır. Hibe olarak sıfır. 2021 bütçesi, bu söylediğim 2020. 2021 bütçesine de ödenek koydular. İspanya 11 milyar avro koydu. Yunanistan 7,5 milyar avro koydu. Türkiye sıfır. Oysa bu turizm sektörü Türkiye için çok önemli. Gelen her turist tarım sektörüne destek veriyor. Sanayi sektörüne destek veriyor. İşsizliğe işçiye destek veriyor. İstihdam yaratıyor. Ve Türkiye buradan büyük emek harcamadan dolarlar kazanıyor. Cari açığı kapatıyorsunuz. Ama turizme düşman olanlar böyle bir tabloyu önümüze koyuyorlar. Değerli arkadaşlarım, iktidarın rantiyeye çalıştığını söyledim. Yandaşlara çalıştığını söyledim. Balık baştan kokar. Bunu atalarımız da söylüyorlar. Oda TV diye bir internet sitemiz var. Hala kapalı.
Ama bu internet sitesi teknolojinin verdiği olanaklarla yayınını sürdürüyor. Burada Can Özçelik imzasıyla bir haber yayınlandı. Ticaret Bakanı ve kocası, ikisi şirket kurmuşlar. Dezenfektan üretiyorlar. Kime satıyorlar? Bakanlığına, kendi bakanlığına satıyor. Allah aşkına ya. Ne hale geldiğimizi görüyor musunuz? Bakan ol, şirketim var. Sürekli şirketinde mal al. Sonra bunu ahlak diye millete sat. Sonra bunu milletin önünde söylenecek tek kelime etmeyeceksin. Tek kelime söylemeyeceksin. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim, bakın Türkiye nasıl yönetiliyor? Kimlere hangi imkanlar sağlanıyor? Bakanlık koltuğunda oturacaksın, şirketin olacak, dezenfektan üreteceksin ve bakanlık onu satın alacak. Ve sen bu haber çıktıktan sonra çıkıp tek kelime bile etmeyeceksin. Tek kelime bile. Bir yolsuzluklar ülkesi oldu Türkiye. E peki bu bakan niye sesini çıkarmıyor? Şunun için. E yukarıdaki örnek alıyorum diyor ben. Herkes bunu yapıyor diyor. E gençler de pudra şekeriyle idare ediyorlar. E hepimiz malı götürüyoruz diyor. Vatandaş da seyrediyor diyor. Sözüm söz, sizin burnunuzdan fitil fitil yeterecek. Fitil fitil. İlk yapacağımız iş parlamentoya siyasi ahlak kanunu getireceğiz. Milletin takdiriyle sandık gelecek. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. İlk yapacağımız iş siyasi ahlak kanunu bu meclise getirmek olacak. Değerli arkadaşlarım, hepinizin çok iyi bildiği bir 128 milyar dolar olayımız var. Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordum. Anaokuluna yeni başlayan çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordum. Üstelik bir değil, haftalardır soruyorum. Arkadaş, 128 milyar doları hangi yöntemle sattın sen? Bunu benim bilmeye ihtiyacım var. Türkiye'nin hakkını savunuyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunuyorum. Bu satışı hangi tarihlerde yaptın? Bir günde yapmadın, bir yılda da yapmadın. 128 milyar doları hangi tarihlerde ne kadar sattın? Hangi kurdan sattın? Bunu da ben öğrenmek istiyorum. Bunun da cevabı yok şu ana kadar. Bu ticaretin alıcıları kim? Kimler aldı bunu? Bunu da bilmiyoruz. Ve bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Anaokuluna yeni başlayan çocuk bu soruları anlar. Yani soru sorduğumuzu anlar. E 83 milyon vatandaşımız da bunu biliyor. Soruları sorduk. Cevap yok. Bir daha sorduk, cevap yok. Bir daha sorduk, cevap yok. Bizi tatmin eden cevap yok. Ne yapalım dedik? İl ve ilçe başkanlarımız assınlar kendi bulundukları binalara, afişleri assınlar. Artı billboardlara para ödedik, kiraladık billboardları, oraya yapıştıralım dedik. Vatandaş da sorsun, bu 128 milyar dolar nerede? Büyük para çünkü. Değerli arkadaşlarım, 128 milyar doların nereye gittiğini şu ana kadar bilmiyoruz. Açıklamalar yapılıyor mu? Evet, açıklamalar yapılıyor. Ama birinci sorunun cevabını aldık. Bu satış hangi yöntemle yapıldı? Şimdiki Merkez Bankası Başkanı çıktı bir açıklama yaptı. 21 Şubat 2017 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında bir protokol yapıldı. Ve o protokole göre satıldı dedi. Birinci sorunun cevabı bu. Bu protokolü dayandırdıkları kanun var. Onu da açıkladı. Ama o kanunun
İkinci maddesi 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanun. İkinci maddesi 2018 yılında 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyle iptal edildi. İptal edildi ama satışlar devam ediyor. Öyle tahmin ediyoruz. Bilmiyoruz. Yani protokol şu anda kanunsuz bir protokol. Yasal tabanı, yasal dayanağı olmayan bir protokol. E bakıyoruz Merkez Bankası kanuna. Hala yürürlükte. Diyor ki ülke, yani Türkiye, altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespitiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası, Banka Meclisi görev ve yetkilidir diyor. Burası yok. Merkez Bankası bu işin içinde yok. Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum. Billboardları astık. Panolar zaten kimse korkudan yayınlamadı. Billboardlara kimse cesaret edip bizim para verdiğimiz halde ilanı yayınlamadılar. Polisler geldiler. Neydi, vinçlerle mi? Vinçlerle geldiler. Çıktılar, bizim afişleri indirdiler değerli arkadaşlarım. Polisler, valiler, savcılar, hakimler seferber oldular. Aklın alacağı bir şey değil. Bir de diyorlar ülkede demokrasi var. Hani kimseye hakaret etsek alabilirsin. Yanlış bir şey söylesek alabilirsin. Soru soruyoruz. 128 milyar nerede? Soru soruyoruz. 128 milyar nerede diye. Gayet basit bir soru soruyoruz. Neden indiriyorlar? Korkuyorlar. Neden indiriyorlar? Millet öğrenmesin diye. Neden indiriyorlar? Çünkü hesabını veremiyorlar. Değerli arkadaşlarım, yine sormaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bunu da bu kararların altına imza atan savcılar ve hakimler, sözde savcılar ve hakimler duysunlar diye söylüyorum. 26 Mart 2020, yani geçen yıl, bir siyasi parti binasına asılan pankartın indirilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi. Karar almış. Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine girdiğinizde basın açıklamaları da bunu görürsünüz orada zaten. Burada diyor ifade özgürlüğünü sen ihlal ediyorsun diyor. Söylediği ne biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Söylediği katil, hırsız, AKP diye yazmışlar. Bunu indiremezsin diyor. İfade özgürlüğüne aykırıdır diyor. Bu lafa bu Anayasa Mahkemesi hayır sen ifade özgürlüğünü siyasetçi en sert eleştirilere tahammül etmek zorundadır diyor. Bunu bile kaldıramazsın diyor. Biz 128 milyar nerede diyoruz, kaldırıyorlar. Bu ne demektir? Yargı da askıya alındı. Yargı da askıya alındı. Savcılıklar da askıya alındı. Ben bu milletin fakir fukaranın hakkını savunmayacaksam neden siyaset yapıyorum? Biz neden siyaset yapıyoruz? Değerli arkadaşlar, sorduk soruları. Her bir kafadan ayrı cevap. Okuyayım size, biraz da gülelim. Erdoğan, salgın bahanesiyle finansal dalga yaratmak isteyenlere fırsat vermemek için kullandık diyor. 128 milyarı salgın dolayısıyla kullandık diyor. Yine Erdoğan, bu para Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok diyor. Para diyor Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok diyor. Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, jöleli arkadaşımız. Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı diyor. Birisi diyor kasada, birisi diyor yok böyle bir şey. Yine aynı kişi diyor ki efendim salgın döneminde kullandık diyor. Hangisi doğru? Nurettin Canikli, 75 milyar doların Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler
satın almışlar. 75 milyar doları gerçek ve tüzel kişiler almışlar. Yani hane halklarının evinde diyor. E şimdi ben soruyorum. Taksiciye, garibana, simitçiye, sanayiciye, Allah aşkına bu 75 milyar dolardan siz bir para aldınız mı? Yine devam ediyor Nurettin Canikli. Sonuç itibariyle her şey açık ve net. 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede diyor. Hamza da AK Parti tanıtım ve medya başkanı, o da açıklama yapmış. 128 milyar dolar kasada diyor. Ama Merkez Bankası'nın internet sitesine bakıyorsunuz, yok böyle bir para. Yok böyle bir para. Merkez Bankası mı doğruyu söylüyor, Hamza Dağ mı doğruyu söylüyor? Malı götürmüşler, milleti kandıracaklar. Yer miyiz biz bunu? Yemeyiz, yemeyiz, yemeyiz. Cemil Ertem, bu da Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını bilmiyorum ve bu hesaba ulaşamıyorum. Sen zaten ulaşamazsın. Senin dünyadan haberin yok zaten. Adam malı götürmüş, hesabı bilemiyorum diyor. Sen hesap bilmiyorsan ne arıyorsun Cumhurbaşkanlığında? Çünkü yağdanlık arıyor Erdoğan kendisine. Her söylediğini onaylayacak kişiler arıyor. Açıklama yaptıkça batıyorlar. Mahir Ünal, onun da zaten dolardan hiç haberi yok. O 128 milyar nerede diye soruyorlar, lira. O da liraya takmış kafayı. Millet dolar soruyor, hala haberi bile yok onun. Bülent Turan, AK Parti Grup Başkan Vekili. Siyasette ne seviye ne de nezaket bıraktılar. Tartışmalar, eylemler, afişler bunun bir göstergesi diyor. Ya soru sormak ne zamandan beri seviyesizlik, nezaketsizlik oldu? Fakirin fukaranın hakkını sormak ne zamandan beri böyle oldu? Ve Lütfi Elvan açıklama yaptı. Dündü galiba, dün. Diyor ki, ne kadarlık döviz alım satımı gerçekleştirilmiş, hepsini görebilme imkanımız var diyor. Yani öncelikle 128 milyar doların satıldığını Hazine ve Maliye Bakanı kabul ediyor. Tamamen açık ve şeffaf diyor. Vallahi bilmiyoruz. Açık ve şeffafsa hadi bana söylemiyorsun, ekonomi yazarlarına söyle. Hadi bana söylemiyorsun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına söyle. Senin yandaşın, ona söyle parayı şuraya harcadık diye. Devam ediyor. Bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum diyor. Tabii takdir Merkez Bankası'nın. Beyefendi, takdir Merkez Bankası'nın da siz Merkez Bankası'na bir şey bırakmadınız ki. Parayı açıklama yapıyor Lütfi Elvan. Parayı Merkez Bankası satmadı ki. Satılan dövizler hazinenin Merkez Bankası'ndaki dövizleridir. Bir muhabir banka tarafından hazine adına piyasada satılmıştır. Hazine adına satılmışsa, hazine satmışsa, sen de Hazine ve Maliye Bakanısın kardeşim, sen açıkla. O da açıklayamıyor. Bu ne yapıyor? Kendisini kurtarmaya çalışıyor. Benim dönemde olmadı diyor bunlar. Ben bunu yapmadım diyor. Merkez Bankası açıklasın diyor bunu. Protokole göre hazine yapmış bu işi. Merkez Bankası neden bundan kaçtı? Çünkü Merkez Bankası suça ortak olmak istemedi. Alın kardeşim dedi. Bir protokol yapalım dedi. Parayı size verelim dedi. Ne yapıyorsanız yapın, bizi bulaştırmayın dedi. İşin Türkçesi budur. O nedenle çuvallıyorlar. O nedenle açıklama yapamıyorlar. O nedenle yaptıkları açıklamaların tamamı tutarsız. Ve o nedenle geçen hafta çarşamba günü bu soruya cevap bekler benden kamuoyu diye Erdoğan grup toplantısı yapamadı. Değerli arkadaşlarım, soruyu sormak bizim görevimizdir. Vatandaşın hakkını, hukukunu aramak bizim görevimizdir. Biz bunu bir namus borcu olarak görürüz. Yediğimiz her lokmanın helal olması için ben ve biz ve bizler ve 83 milyon bu soruyu sormak zorundadır. Ve onlar da cevap vermek zorundadırlar.
araştırma yapmışlar. 128 milyar nerede sorusunu nasıl cevap verirdiniz diye vatandaşlara soruyor bir şirket, araştırma şirketi. Birinci seçenek, muhalefetin bu soruyu sormasını engellerdim. Buna destek verenlerin oranı %6.2. %6.2 diyor ki ben bu soruyu asla sordurmazdım, yasaklardım bu soruyu sormayı. İkinci seçenek, muhalefetin bu sorusuna yanıt vermezdim diyor. Hiç gündeme ne söylerler söylesinler asla cevap vermezdim diyor. Üçüncü seçenek, şeffaf bir iktidar olmanın gereği olarak cevap verirdim diyor. Paranın nerelere harcandığını şeffaf bir iktidarın gereği olarak cevap verirdim. Oran kaç? %82.8. %82.8. AK Parti seçmeninin %71.2'si cevap verin diyor. %71.2'si. MHP seçmeninin %86.1'i evet bu soruya cevap verilmesi lazım diyor. Değerli arkadaşlarım, ülke çok sancılı bir dönemden geçiyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Ekonomi ne yazık ki çöktü. Yönetemiyorlar. Patates için, dağıtılan patates için insanlar kavga ediyor. Değerli arkadaşlarım, birbirlerini eziyorlar bir çuval patates alabilmek için. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum ben. 21. yüzyılın Türkiye'si. Patates için, patates almak için insanlar birbirini eziyor. Yardım gelecek haberi çıkıyor. İnsanlar koşa koşa gidiyorlar. Saatlerce bekliyorlar yardım dağıtılacak mı diye. Beyefendi öyle bir yerde oturuyor ki onları görmüyor. Vatandaşı görmüyor. Vatandaşa yalan söylüyor. Uzaya gideceğiz, aya gideceğiz beyler. Meraklanmayın diyor. Sen aya gideceğine otur vatandaşım, bir karnını doyur kardeşim. Karnını doyur. Bu ülkede görülmemiş bir şekilde, bir daha söylüyorum, görülmemiş bir şekilde 128 milyar dolar arka kapıdan birilerine peşkeş çekildi. 128 milyar arka kapıdan Merkez Bankası devre dışı bırakılarak. Değerli arkadaşlarım, kime sattıkları belli değil. Kaça sattıkları belli değil. Hangi kur üzerinden sattıkları belli değil. Arka kapıdan kodamanlara sattılar. Kim aldı bunları? Efendim halka verdik, hanelerdedir. Canikli diyor ya. Kardeşim, halka soruyorum. Çiftçiye sordum. Emekçiye sordum. Taksiciye sordum. Sanayiciye sordum. Kobiciye sordum. Sormadığım adam kalmadı. Ya aldınız mı? Vallahi billahi almadık diyorlar. Arka kapıdan veriyorsan zaten bunlara vermezsin. Niye arka kapıdan verirsin? Yandaşına vermek için. Bunu yaptılar mı? Evet yaptılar. Değerli arkadaşlarım, eğer vatandaşlardan birisi ben aldım diyorsa çıkıp şunu söylesin: Allah razı olsun, 128 milyar dolardan ben de bir miktar para aldım desin. Ben de göreyim, tanıyayım o kişiyi. Toplumun önüne çıkan bir kişi bile yok. Bir kişi bile yok. Değerli arkadaşlarım, arka kapıdan kime sattılar? Kodamanlara sattılar. Buradan Allah şahittir, milletime söz veriyorum. Milletime söz veriyorum. Sandık gelecek, iktidar olacağız. O kodamanların burnundan 128 milyar doları fitil fitil soracağım hesabını ve fitil fitil hesabını soracağım. Burunlarından getireceğim. 128 milyar dolar kimindir? Bu da önemli bir soru. Kimin para? Kimin parası bu? 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında olan 128 milyar dolar bugün değil, geçmişte olan ve bugün de yok olan bu para kimin parasıdır? Markette alarm takılan, bebek mamasını alamayan annenin parasıdır bu.
128 milyar dolar markette alarm takıldığı için çocuğuna mama alamayan annenin parasıdır bu para. 128 milyar dolar dükkanını kapatıp ceketini alıp evine mahcup bir şekilde giden esnafın parasıdır bu para. 128 milyar dolar kimin parası? Yıllarını, emeğini verdiği dükkanı kapatan vatandaşın parasıdır. Lokantada çalışan işçinin parasıdır. 128 milyar dolar bunların parasıydı. Sadece bunların mı? Hayır. Salgın koşullarında fabrikalarda ve inşaatlarda alın teriyle çalışan işçilerin parasıdır. 128 milyar dolar kimin parasıdır? Her türlü engellemeye rağmen toprağı işleyen, üreten, karnımızın doymasına katkı veren çiftçinin parasıdır. 128 milyar dolar. 128 milyar dolar evinde ailesini, sevdiklerini bırakıp bir kişiyi daha kurtarabilir miyim diye çalışan, çaba harcayan sağlıkçıların parasıdır. 128 milyar dolar hakkı verilmeyen polislerin parasıdır. Bunu sormayın diyorlar. Nereden çıktı bu diyorlar. O zaman bir siyaseti bırakalım. Erdoğan'ın buna oturup makul bir cevap vermesi lazım. O kodamanlara aktardığı paraların miktarını açıklaması lazım. Kime gitti bu paralar? Kim aldı bu paraları? Hangi kurdan aldılar? Kimler vurgunu vurdu? Bunu öğrenmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, işin şakası yok. Ekonomik buhranla karşı karşıyayız. İnsanlar intihar ediyorlar. 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı bugün Türkiye'nin itibarı, Türkiye'nin ekonomisi farklı bir yerdeydi. Şu anda rezerv eksi bakiye veriyor. Değerli arkadaşlarım, bu olayı örtmek için emekli amiraller darbe yapıyor, mizansenini koydular ortaya. 80 yaşındaki emekli amirale kelepçe taktılar. Yetmedi, arkasından da benim ve arkadaşlarım için dokunulmazlığın kaldırılmasını istediler. Erdoğan, kiminle gelirsen gel, nasıl gelirsen gel, vız gelir, tırıs gider. Troll ordusu görevlendirmiş. Benim bir troll ordum var. Paralarını saray ödüyor. Beni sözde kötüleyecekler. Beni karalayacaklar. Kiminle gelirsen gel. Kiminle? Nasıl gelirsen gel. Hesabını soracağım ben. Hesabını soracağım. Fakir fukaradan alınan, fakir fukaradan çalınan, o gençlerden çalınan bütün hakları aynen iade edeceğim ve telafi edeceğim. Yiğide savaş bayramdır diyoruz. Bir daha söyleyeyim. Erdoğan duysun diye. Yiğide savaş bayramdır. Unutmasın, bu salonda binlerce yiğit, kadın ve erkek vardır. Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle de siyasi gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündemde dinmeyen bir soru var. 128 milyar dolar nerede? Ki CHP grup toplantısında da hem katılan parti yönetiminden isimler hem milletvekilleri maskelerinde 128 milyar dolar nerede sorusu karşımızdaydı. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi adına ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli çeşitli izahatlarda da getirmişti. Elbette bunlara da değineceğiz ama öncesinde
Ali Babacan'ın yapmış olduğu açıklamaya bir gidelim. Deva Partisi lideri çok çarpıcı bu gündeme ilişkin bir ittifak açıklamasında bulundu. Bakın neler söyledi. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sürekli sıcak. Ali Babacan'dan ittifak mesajı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Genel başkanlar seviyesinde... İttifak sorusu geldi Babacan'a. Şu anda bir ittifaktan bahsetmenin erken olduğu yanıtını verdi. Kendi başımıza şu anda yürüyoruz. Seçim günü yaklaşır, gelir. O gün herhangi bir ittifaka girer miyiz, girmez miyiz? Ne yaparız? O gün karar veririz. Bugün bizim için çok çok erken. AKP ve MHP dışında diğer partilerle diyalog halinde olduklarını dile getirdi Deva Partisi lideri. Bütün siyasi partilerle diyalog ve istişare içerisindeyiz. İktidar tarafındaki iki parti bizimle diyalogtan kaçıyor. Biz geçen sene partimizi kurduk. İlk bayramda bayramlaşmak için müracaat ettik. Geri çekildiler. Biz herkese açık. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Alnımız açık, başımız dik, çok rahatız her konuda. Kimseden çekinecek halimiz yok, korkacak halimiz yok, çok rahatız. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sürekli sıcak. Yani hem doğrudan genel başkanlar seviyesinde, cepten cebe rahat. Buna HDP dahil. HDP de dahil tabii. Genel başkanlar seviyesinde cepten cebe konuşabiliyoruz. Ve diyalog kapılarımız her zaman açık. HDP ile de diyalog kapımız açık. Geçenlerde bizi ziyarete geldiler. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden çıkan iki parti. Biri Deva Partisi lideri Ali Babacan ittifak konusunda kimilerine göre ezber bozan açıklamaları imza attı. Diğer tarafta ise yani Gelecek Partisi'nde eski başbakanlardan da Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı partide gündem yanılmışım videosu sosyal medyada çok konuşuldu. AK Parti'nin birliğinin beraberliğinin devamı için bir genel başkan değişiminin daha doğru olacağı kanaati bende hasıl oldu. Ben devam edip kavga etseydim ederdim. Şu anda kavga etmek o günkünden daha zor. Bugün ediyorsam o gün de ederdim. Ama o parti bölünür, Türkiye krize girerdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'den ayrılık sürecini anlatan 5 dakikalık bir video yayınladı. Yanılmışım sözleriyle paylaştı sosyal medya hesabından. Bir süredir tartışmaların odağında olan İstanbul Şehir Üniversitesi kapatıldı. Bütün hakları, hukukları yerle bir edeceklerini, ben hukuklarına riayet ederken onların hiçbir hukuk tanımadan beni dolandıracak ilan edeceklerini bilseydim. Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Hani bunlar dürüst ya. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Böylesine şatafata, böylesine kibre, böylesine tepeden bakan bir anlayışa geleceklerini. Bu ifadeleri de kullanmazdım. Hala insani bir özün onlarda var olduğunu zannettim. Ve bir takım değerlerin yaşadığını zannettim. Bir gün gelir bu değerlerle bir doğru yolu bulurlar diye düşündüm. Yanılmışım. Davutoğlu'nun hazırladığı videoda Pelikan dosyasına da atıf vardı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la ilgili kurduğu cümleler dikkat çekiciydi. Ben yurt dışında görevdeyken Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve Sayın demeyeyim Berat Albayrak'ın doğrudan koordinasyonuyla Kadavan'a karşı bir MKYK darbesi yapıldı. Bu Pelikan denilen alçak dosya çıkartıldı. Buradaki dosya ifadesi onun içindir. Ve o dosyada yine o gün bana karşı harekete geçenlerin koordinasyonuyla çıkartıldı. Ve bunun da doğrudan MKYK ile koordineli yapıldığını biliyorum. Davutoğlu AKP'nin çöküşe geçtiğini de iddia etti. Kendisine göre nedenlerini de anlattı. Hiçbir hukuka riayet etmediler. AK Parti'nin çöküşü yolsuzluklar sebebiyledir. Şatafat sebebiyledir. Bölen AK Parti'yi bölen biz değiliz. AK Parti'yi bitiren iş çürümedir. Ben hiçbir şeye ihanet etmedim. Onlar AK Parti yapan bütün ilkelere ihanet ettiler. 5 dakikalık videoyla AKP'den ayrılış sürecini kurduğu dikkat çeken cümlelerle anlattı Davutoğlu. Sermayedarı zengin edip milyonlarca kitleyi fakirleştirip açlık sınırına getiriyorsa da. Ve bir son dakika açıklaması. Pandemiyle mücadeleye ilişkin çarpıcı bir açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saniyeler önce bir sosyal medya mesajı paylaştı ve vaka sayısı artan illeri açıkladı. Bakın vaka sayısı en çok artan iller. Paylaşmış olduğu mesaja göre Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Grafik eşliğinde paylaştı. Artan illerimiz bakın Düzce var.
Çanakkale var. En çok artış gösteren illerimiz Zonguldak, Yozgat ve Yalova. 100 binde vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasındaki durumları mavi sekmeyle gösterildi. Turuncu ise son dönemdeki, son bir haftada, son 10 gündeki artış bu şekilde. 10-16 Nisan haftasındaki artış da turuncu renkle bu şekilde gösterilmiş. İl il gidelim, Düzce'ye bakalım. Düzce'de 100 binde vaka sayısı 354.083 olarak, virgül 83 olarak 3-9 Nisan tarihlerinde açıklanmış. Sadece 10 günlük dönemde, son dönemde ise 166,5'luk bir artışa imza attığı kayda geçmiş. Çanakkale'yi aynı şekilde görüyoruz ki Çanakkale'deki artış çok daha büyük ki böyle bir artışa uğrayacağı aslında 3-9 Nisan tarihleri arasında da belirgin görülüyormuş. Yalova da aynı şekilde 3-9 Nisan tarihleri arasında yükselişi kayda geçen illerimizden biriydi. Son 10 günlük zaman diliminde daha büyük artışlar ne yazık ki Yalova'da da kayda geçiyor. Kocaeli, Tekirdağ, Erzincan, Erzurum, Karabük diğer artış gösteren illerimiz olarak karşımızda ama en çok Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova en ciddi artışlar, en yüksek artışlar ne yazık ki bu illerimizde görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saniyeler önce açıklanan bu son dakika bilgisi. Bakalım bugünlerde bilim kurulundan ya da oluşacak herhangi bir sürpriz kabine toplantısında yeni bir karar daha alınacak mı? Yoğun bakımlarda karşımıza çıkan artık sıra bekleme meselesi ki az önce göğüs hastalıkları uzmanı haber masasının başında Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu dedi ki artık kimi ölümler bekleniyor. Ölümler beklendikçe yataklar boşalıyor. Bu acı ama bunu söylemem lazım. Ben kendi gördüğümü anlatmakla mükellefim dedi ve bunları söyledi. Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'na, değerli profesörlerimize daha fazla kulak vermemiz gerekiyor. Hazır bu son dakikaya vermişken bir de aşıda biliyorsunuz ki dün bir haber aldık. 55 yaş üstüne aşılama başladı diye yine bizzat Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından verildi bu bilgi. Peki ilk gün manzaraları, aile sağlığı merkezinde olan bitenler nasıl dersiniz? Cevabı birlikte öğrenelim. Aşı sırası 55 yaşta. Yeni yaş aralığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu. Açıklamanın ardından İstanbul ve Ankara'da vatandaşlar hastanelere akın etti. Uzun kuyruklar oluştu. Randevulu olan vatandaş dahi kuyrukta en az bir saat bekledi. Randevu sistemi e-nabız aşırı yoğunluktan bir süre erişime kapatıldı. Aşı için kuyruğa girenlerin sosyal mesafe kurallarını zaman zaman unuttuğu da görüntülendi. Umuyoruz ki aşıdaki şu röterler ağır aksak gidişatı tamamıyla tersine çeviririz. Umudumuz Sağlık Bakanımızın bizzat kendi ağzından döküldüğü üzere Mayıs sonunda bu işi halletmek, turizm sezonunu açmak, daha az can kaybı ve bir yandan da ekonomik kalkınmayı elbette beraberinde getirmek. Umudumuz bu yöndeydi. Olmadı. Eylül'e ertelenmiş görünüyor. Eylül dendi, sonra tekrar Haziran'a geldi. Ne zaman ne olacak? Aşılamayı ne zaman bitirebileceğiz? Bu toplum bağışıklığını ne zaman sağlayacağız? İsrail'den, İngiltere'den gelen görüntülerin benzerleri Türkiye'nin şehirlerinde ne zaman kayda geçmeye başlayacak? En önemlisi can kayıpları ne zaman son bulacak? Bunu merak ediyoruz. Bunun yolunun önlemlerden ve elbette çok daha sonrasında da en önemlisi aşıdan geçtiğini biliyoruz. Değerli profesörlerimiz her gün üstüne basa basa bunu vurgulamaktan da elbette kaçınmıyorlar. Kaçınmamaları da gerekiyor. Dolayısıyla onları dinlemeye, bilime kulak vermeye devam edeceğiz. Şimdi geçtiğimiz haftanın bir kriziydi hatırlayacaksınız. Haftayı kapatırken bir anda mesele haline geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi kararı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra hükümet sözcülerinden çeşitli açıklamalar geldikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'ndan da çeşitli açıklamalar gelmişti. Peki o kriz ne oldu? Acaba neler oldu? Anayasa Mahkemesi'nde neler olup bitti? Hukukçular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler söylüyorlar? Bir de o meseleyi yeniden hatırlatalım. Son güncel gelişmelere odaklanalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kursları ile ilgili kararı tartışma yarattı. Mahkeme Kur'an kurslarının faaliyetlerini yasaklamış, gerekçe olarak da laikliğe atıfta bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul edilemez düzeltilsin açıklamaları KKTC'li hukukçuların tepkisini çekti. Anayasa Mahkemesi tarafından
15 Nisan 2021 tarihinde verilen kararın ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok yetkilinin kararın içeriğini bilmeden ya da kasten çarpıtarak yaptığı açıklamalar yargı organımıza yönelik ağır bir saldırıya dönüşmüştür. Eylemin adresi Lefkoşa Yüksek Mahkemesi'nin önüydü. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, şehir baroları üyesi çok sayıda avukat ve siyasetçi bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. KKTC'li hukukçular Erdoğan'ın KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarıyla ilgili kararını eleştirmesini yargıya müdahale olarak değerlendirdi. Yargılama süreçleri bağımsız bir şekilde yürütülemezse varılacak kararlar siyasi iktidarın tekeline kalır ve adalete değil ideolojilere hizmet eder. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı eyleme katılanlar adına basın açıklamasını okudu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'ne tehdit ve hakaret dolu bir jargon kullanması, hedef göstermesi bizce bir kırılma noktasıdır. KKTC yönetimine tepki de vardı açıklamada. Daha da önemli olan anayasaya göre yürütme erkini kullanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililerin yargının bağımsızlığına yönelik tek bir açıklama dahi yapmamalarıdır. Bu kabul edilebilir değildir. Bu gelecek nesillere izah edilebilecek bir şey değildir. Efendim devam ediyoruz. Önemli bir görüşmenin perde arkasını irdeleyeceğiz şimdi. Detaylarını da vermek istiyorum bir yandan sizlere. Şimdi efendim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu merkez sağ siyasetçilerle buluştu birkaç gün önce. Detayları bugün Anka Haber Ajansı'nda öğrenildi. Anka Haber Ajansı kaynakları tarafından aktarıldı. Merkez sağ siyasetçilerle buluşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatan bütünlüğüyle sorunu olmayan herkesle buluşabiliriz mesajını verdi. Anka'dan Mehtap Belen imzalı haberle öğrendik. Peki kimlerle görüştü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu? Merkez sağda yer alan tanınmış siyasilerle bir araya geldi. Kimler var aralarında? Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından eski Kırıkkale milletvekili Kemal Albayrak. O buluşmadaydı. Süleyman Demirel ve Tansu Çiller döneminde Doğru Yol Partisi'nde uzun süre siyaset yapmış olan eski bakanlarımızdan Esat Kıratlıoğlu da keza merkez sağ siyasetçilerle yapılan bu buluşmada oradaydı. Edinilen bilgilere göre CHP yönetiminden isimlerin de bulunduğu bir toplantıydı bu. Sadece CHP lideri yanında bir heyet de vardı CHP lideriyle birlikte. Merkez sağ partilerde görev yapmış isimler güncel siyasi konuşmaları değerlendirmişler ama arka planını biraz daha irdelemek, öğrenmek istiyoruz elbette. Şimdi telefon attığımızda o görüşmede bulunan, az önce de telaffuz etmiş olduğum üzere Sayın Kemal Albayrak ve Sayın Esat Kıratlıoğlu bizlerle birlikte. Sayın Kıratlıoğlu merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim, sağ olasınız. Sayın Albayrak sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Sayın Kıratlıoğlu sizle başlayayım hızlıca. Bugün öğrendik ama bir süre önce gerçekleştiği belirtilen bir görüşme oldu. Görüşme organizasyonu nasıl yapıldı? Bu görüşme kimler katıldı başka haberlerde duymadığımız, bilmediğimiz? En önemlisi neler konuşuldu? Ve elbette Sayın Kıratlıoğlu sizin adınıza bu görüşmenin önemi nedir? Bu geçtiğimiz konjonktürde, siyasetin bugününde böylesi bir görüşmeden nasıl bir sonuç çıkıyor? Evet, Sayın Kılıçdaroğlu o gün tahminen 40 kişi civarında falan bir grupla görüşme yaptı. Bu 40 kişinin içerisinde her kesimden insanlar vardı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bir genelde bir değerlendirme yaptı bir gündem itibariyle. Günün konularının içine girerek emniyetli olanları değerlendirdi. Ve günün konusu itibariyle de efendim Sayın Kılıçdaroğlu fikirlerini ifade etti. Sayın Kıratlıoğlu peki siz neler söylediniz? Görüşlerinizi ifade ettiniz. Elbette toplantının birçok yönü elbette ikili sohbetler arasında kalacaktır. Fakat Türkiye'yi ilgilendiren meselelere dair örneğin sizin yaklaşımlarınız nasıl oldu? Efendim?
Sizin yaklaşımlarınız nasıl oldu? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği konularla ilgili gündemdeki malum birçok konu var. Güncel meseleler örneğin bu buluşmada gündeme geldi mi? Sayın Kılıçdaroğlu günün bütün konularına dokundu. Bilhassa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güncel yaptığı konuşmaları ve değerlendirmeleri bugünün şartları içerisinde çok objektif bir değerlendirmenin içerisinde konuyu gündeme getirdi. Ve benim şahsi kanaatim itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu çok güzel bir konuşma yaptı ve çok güzel bir değerlendirme yaptı. Ve o gün oradaki bulunan arkadaşların da tamamının bundan tatmin olduklarını tahmin ediyorum. Çünkü objektif bir konuşmaydı. Günün her konusuna temas etti. Ekonomiden tutun da politikanın en ince teferruatına kadar partiler arası münasebet, günün şartları içerisindeki oluşan hadiseler bunların hepsine değerlendirdi. Ve neticede şunu ben ifade etmek isterim ki Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü ekonomik gidişin pek münasip olmadığını ve ekonominin Türkiye'nin şartları itibariyle değerlendirildiğinde Türkiye'yi iyiye götürmediğini ve parlamenter düzenin ortadan kalktığını, parlamenterizmin olmadığını ve bugün Büyük Millet Meclisi'nin olmasına rağmen bir parlamenter sistem yok artık. Büyük Millet Meclisi kanun yapmanın ötesinde kontrol etme yetkisine ait bir durumda değil. Yani dolayısıyla parlamento Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi görevini yapamayan parlamenterimizin ortadan kalktığı bir düzen olarak ortaya gelmiştir. Ve Recep Tayyip Erdoğan ise tek başına her şeye karar veren bir insan olarak, her şeyin üstünde bir insan olarak bugün demokrasinin şartlarını ortadan kaldıran bir görüş olarak durumu değerlendirdi. Ve benim de şahsi kanaatim itibariyle odur ki Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu gerek ekonomik gerekse politik görüş ne demokrasi ile ilgili ne de parlamenterinle ilgili değildir. Sayın Kılıçdaroğlu bunları ortaya koydu ve bunları değerlendirdi. Peki. Sayın Albayrak size dönmek isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş süreçlerinde görev almış bir isim olarak tanıyoruz sizleri. İki dönem milletvekilliği yapmış bir isim olarak biliyoruz. Sayın Albayrak siz nasıl değerlendirirsiniz konuşmaların bütününü? Nasıl bir buluşma gerçekleşti? Efendim şimdi tabii ben teşekkür ediyorum kendisine Kılıçdaroğlu. Böyle bir davet olunca gittik, görüştük. Bizim hiç kimseyle çekinecek bir tarafımız olmadığı gibi husumetimiz de yok. Mevzu Türkiye'de olup bitenlerin artık bir sıkıntı haline geldiğini, bir lider olarak da tabii her şeyi bilmeyebilir, bilen insanlardan faydalanma yoluna gitti. Kendisine de tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi gerçekten Türkiye'de hiç yaşamadığımız, yaşım itibariyle yaşamadığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Yani bir keyfilik var, bir hukuksuzluk, bir adalet, hanedan halkıyla hane halkı arasındaki uçurum, belediyelerdeki olan bir takım gündeme geliyor. İşte yurt dışına insanların götürülmesi, evet. Demokrasi kavramının tamamen yok edilmesi, hukuk bir intikam aracı gibi, bir sopa gibi kullanılması, bunlarla ilgili dertler nedir diye bir görüşme amacıyla biz de kendi beyanımızı, düşüncemizi aksettirdik. Şimdi asıl olan şu, biz bu ülkenin hepimiz ev sahipleriyiz. Burada devletin dili, argo dili olmaması lazım. Yönetenlerin dili, argo olmaması lazım. Ama öyle bir konuyla karşılaşıyor ki insan tereddüt ediyor. VIP çeteleri oluştu Türkiye'de, VIP çeteleri maalesef. Yıllardır tek partiyi şikayet edenler şimdi sultanların bile, paşaların bile yetkisinin üzerinde bir yetkiyle Türkiye'yi istediği gibi yönetiyor. Bundan dolayı da Kılıçdaroğlu herhalde bu arkadaşlardan, herkesindeki insanlardan bilgi amaçlı, ülkenin bir yönetimine katkı sağlayabilir miyiz düşüncesiyle bir davet etti.
Bunu gönül istiyor ki çok kişinin yapması lazım. Ben hakikaten de kendisine gayet olumlu buldum. Gayet iyi bir tavrıyla o da bu işlerin dertli olduğunu anlıyorum. Ama şunu da bir hesap etmek lazım ki artık Türkiye'de eski insanı açlık öldürmüyor. Alıştıkları çokluklar öldürüyor. Bunları bir tarafa bırakarak akıl, bilim, hukuk, demokrasi nasıl yerli yerine oturur? Devletin kurumları nasıl yıpranma konusundan kurtulabilir? Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değeri nasıl tekrar bir iyi bir hale getirilebilir? Çünkü bu kurumlar da kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef böyle bir kurum kalmadı. Hukuka bakıyorsun, yerel mahkemelerin ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı yerel mahkemeler uygulamıyor. Ve bunları gördükçe başka gündemlerle, işte patates, soğan, dağıtmalarla demiyor ki çağ atladı. Şunu sorgulamaları lazım kendileri. Eğer bu ülkede patates, soğan dağıtıyorsanız niçin o insanlar fakir hale gelmiş? Bu memlekette %34'lük kesim araştırma şirketleri kamu kaynaklarından hasılayla geçiniyor. Bunu düşünmüyor. Dışarıda ve içeride ciddi tehditler var. İşte Libya konusunu hep beraber görüyoruz. Yunanistan'da, Suriye konusuyla problem üzerine problemler artıyor. Bu problemi ortak alanlarda çözmesi gerekirken iktidarın böyle bir niyeti yok. İktidarın bir tek niyeti var. Koltuğumu nasıl koruyabilirim? Bir gün dahi, iki gün dahi, üç gün dahi nasıl bu saltanatı sürebilirim? Çünkü çok kirlenmiş hadiseler var. Biraz da bu işler gerçek bir adalet geldiği zaman bundan ne olacağını kendileri fark ediyor. Ben onun için diyorum ki bu alanlara karşı olan başta Kılıçdaroğlu olsun, Meral Hanım olsun, işte Merkez Partisi olsun, Saadet Partisi Temel Bey olsun, bunların bir ortak alan ortaya koymaları lazım. Bu da demokrasi ittifakı olur. Demokrasi ittifakıyla bu ayrımlardan kalkınarak kim de gütmüyorum. Gerçek bir rayına otursun. Rahmetli Demirel derdi ki derin devlet nedir dediklerinde devletin raydan çıkmış hali. Biz devletin raydan çıkmasını istemiyoruz. Devleti çocukluğumuzdan beri hep kutsal olarak gördük. Benim devletim adalet devletidir. Yöneticiler de bir güneş gibi olur. Güneş her tarafa eşit ısı dağıtır. Ama bakıyorsun ki her tarafta ayrımcılık, kutuplaşma o kadar ayyuka geldi ki bir intikam havasında liderlerin, iktidar liderlerinin üslubuna baktığın zaman sanki ileride bir kardeş kavgasını istiyor bir düşüncesi var. Bunlardan kurtulmamız lazım. İnanın endişemiz var. Şunu hesap etsinler. Türkiye'de imkanı olan kaçabilenler, gençlik burada durmuyor burada. İş adamı yahu kendilerinin yetiştirdiği, kendilerinin imtiyazlı hale getirdiği iş adamları bile şu anda Avrupa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya kaçıyor. Niye? Huzurlu bir ülkeyi huzursuz hale getirdiler. Bundan dolayı da ben tekrar teşekkür ediyorum Kılıçdaroğlu'na. Her parti lideri bunu düşünmesi lazım. Ülkenin daha mutlu, daha huzurlu, daha hukuk içerisinde olan bir yapıya büründürmek için diyalog şarttır. Bu diyalog çıkar ilişkisi değildir. Bu diyalog partilerle 3 milletvekili, 5 milletvekili daha çıkarım hadisesi değildir. Ülkenin bütünlüğüdür. İnsanların refahıdır. Hane halkıyla, hane halkının emekleri hanedan halkına gitmesin. Hukuk olsun diye böyle bir çabamız oldu. Bundan dolayı da bir görüşmemiz oldu kendisiyle. Peki. Sayın Albayrak çok teşekkür ediyorum. Sayın Kıratlı sizlere de çok teşekkür ediyorum. Merkez Sağ Buluşması olarak adlandırılan bu buluşmada neler olduğunu birinci ağızdan yine öğrendik efendim haber masası olarak. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi devam edeceğiz. Bugün grup toplantıları günüydü. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan detayları ekranlara getirdik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması dakikalar önce sona erdi. Ve Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Mithat Sancar kürsüdeydi. O bugün neler söyledi? Bir de kulak verelim. Herkesin şunu net olarak bilmesini istiyoruz değerli arkadaşlarım. Bu hukuki bir dava değil. Bu siyasi bir intikam davasıdır. Bu
kapsamlı bir tasfiye operasyonudur. Bu yıllardır süren darbe planının yeni ve belki de en önemli kavşağıdır. Bir kumpas davasıyla karşı karşıyayız. HDP'nin demokratik siyaset yapma hakkını ve Kürt halkının siyasette özne olma iddiasını ortadan kaldırma çabasıdır. Yalanlar ve kumpaslar bitmiyor. Bugün elimize bir belge geçti. Bu belge, evet, terörle mücadele şube müdürlüğünün bilgi notu. Bu belge emniyetin savcıya nasıl talimat verdiğini açıkça gösteriyor. HDP grup toplantısında Kobani davası olarak adlandırılan mahkeme tutanaklarına tepkiler vardı elbette. Şimdi efendim bir yandan da önümüzdeki süreçte işte 128 milyar dolar, işte belediye eliyle insan kaçakçılığı iddiaları, gri pasaport kullanılarak yurt dışına kaçışlar, buna ilişkin detaylara da odaklanacağız. Saat 15 itibariyle bu insan kaçakçılığı meselesiyle ilgili gri pasaportla yurt dışına kaçışlarla ilgili çarpıcı bağlantılar gerçekleştireceğiz. Özel noktalara gideceğiz. Özel dosyaları birlikte açacağız ve işin muhataplarını konuşturacağız elbette. Ama tüm olan bitenler, vatandaşın cep derdi çarpıcı sokak röportajlarına yansımaya devam ediyor. Sosyal medyanın en çok konuştuğu röportajlardan birine gidiyoruz şimdi bugünlerde. Bir isyan. Ne toplantısı sonrası alınan kararları nasıl buldunuz? Alınan kararlar eğer ki bu ülkenin faydasına ise başım gözüm üstüne. Ne yazık ki ülke, bu kararlar ülke hakkında alınmıyor. Başımızda duran bir şahsiyet tek başına 84 milyon kişinin hakkında karar veriyor. Sabahleyin Kayseri Valiliği işte lokantaları, şuraları, buraları yani isim vermeyeceğim hepsini kapattı. Ya bugün benim sicilim bozulmuş, ben kredi çekemiyorum. Kredi çekmek de istemiyorum. Faiz alan da veren de Allah ve Resulüne savaş açmaktır diyor ya peygamberimiz ya. Ya biz Allah'a savaş açmışsık, biz Peygamber Efendimiz'e savaş açmışsık ya. Han savaşı niye açtık biliyor musunuz? Sadece geçinmek için ya. Bu dünyada ayakta durabilmek için. Biz bankalara koşuyorsak 59 milyon kişi bu bankalara borçlu ya. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon ya. Nasıl 59 bin kişi, milyon kişi borçlu olabiliyor? Şaşırıyorum ya. Benim iş yerimi şimdi 32 günlüğüne kapattın. Benim cebimde vallahi param yok ya. Ben 32 gün kimin kapısına varayım ya? Kimse kimseye yardım etmiyor. Kim kimse kimseye acımıyor. Artık var ya. Adam diyor ki ben yaşayayım da öbürü yansın, bitsin diyor. Hani yerine göre 5-15 kişi toplanıyor diyor ya. Vatan. Ne vatanı ya? Siz hangi vatandan bahsediyorsunuz? İnsanlar, vatanı savunan adam birbirine yardım eder. Vatanı savunan adam birbirini ne bileyim ya. Ya her türlü ihtiyacını giderir ya. Biz vatanımızı satmışsak gitmişsek ya. Bu virüs çıktığından beri 8 ay iş yerim kapalıdır ya. Ya borç aldığım insanlara borcunu ödeyemiyorum ya. Ya yüzlerine bakamıyorum. Avradımın, kızımın yüzlerine bakamıyorum. Benim kızımla oğlum sağlıkçı iş bulamıyor ya. İş bulamıyor. Şu sağlık sisteminde ihtiyaçları olan en önemli şey sağlık. Benim vallahi billahi iki çocuğum sağlıkta iş bulamıyor ya. Yemin ediyorum ya. Ve efendim kapatmadan önce bu kuşağımızı bir de dış politikaya bakalım neler olup bitiyor. Bildiğiniz üzere Rusya-Ukrayna gerilimi devam ediyor. Karadeniz işte bir barış denizi ama Amerika Birleşik Devletleri denemeye devam mı edecek diye şüpheler var. Çünkü son olarak örneğin İngiltere bir bildirimde bulundu ve Karadeniz'e giriş yapacak. Bir müddet orada duracak. Montrö Sözleşmesi uyarınca ne kadarlık izni var ise o kadarını kullanacak. Sonra devam etmek istiyorsa bir gir çık yapmak durumunda Ege'ye. Daha önce aktarmıştık. Bununla ilgili özel yayınlar da yapmıştık. Bakalım bu kriz nasıl gidiyor? Bir yandan Rusya'nın yığınak haberleri de gelmiyor değil. Rusya savaşa hazırlanıyor.
Donbas krizi dünyanın gündemindeki yerini korurken iddia İngiliz basınından geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan gelen tansiyonu düşür, sınırdaki askeri yığınağını azalt çağrılarına kulağını tıkayan Rusya'nın savaş planı İngiliz medyasında yer aldı. Rusya'nın bölgede yaptığı askeri yığınağı kanıtlayan uydu görüntüleri de ortaya çıktı. Daily Mail gazetesine göre Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine savaşa hazır ol emri veren Rusya'nın ilk hedefi de belli oldu. Olası bir çatışmada Rusya'nın ilk amacı Ukrayna'nın su tedarik tesisleri olacak. Ukrayna'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada bu endişe "korkuyoruz" sözleriyle gündeme getirilmişti. Bir başka İngiliz gazete Mirror ise Rusya'nın krizin bir diğer üssü konumunda olan Kırım'a 150 bin asker konuşlandırdığını okurlarıyla paylaştı. Son olarak Karadeniz'de 4 Rus Ropuça sınıfı gemi Rus filosuna katıldı. Bu adım bir saldırı hazırlığı olarak nitelendiriliyor. Üçüncü bölüme geçmeden önce, üçüncü bölümde bildiğiniz üzere şu insan kaçakçılığı meselesine ilişkin çok çarpıcı bir yayın gerçekleştireceğiz. Sadece o değil, 128 milyar dolar nerede sorusuna getirilen son izah AKP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarından Nurettin Canikli tarafından getirildi. Peki ekonomistlerimiz, bağımsız ekonomistler bu konuya dair neler düşünüyor? O getirilen izah, yapılan hesap acaba karşı tarafta, yani bu iddiayı dile getirenlerde ya da bu suçlamayı yöneltenlerde ya da bu hesabın tutarsız olduğunu belgeyle ortaya koyduklarını söyleyenlere nasıl geldi? Sayın Canikli'nin yapmış olduğu izahı değerlendireceğiz. Öncesinde insan kaçakçılığı dediğim gibi. Fakat kapatmadan bir sıcak gelişme. Ticaret Bakanlığı'ndan bir doğrulama geldi efendim. Birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde olan Bakan Ruhsar Pekcan'ın şirketinden tam 9 milyon Türk lirası tutarında dezenfektan satın alındığı iddia edilmişti. Bu iddia doğrulandı. Ticaret Bakanlığı diyor ki Bakan Ruhsar Pekcan'ın şirketinden dezenfektan satın alındığı doğru, ucuza aldık. Doğrulama geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından doğrulama geldiğini belirtelim. Detayları düşmeye devam ediyor. Ona da bakacağız elbette. Haber masasında, haber koşusuna devam ediyoruz. Ufacık bir ara, saat başını beklemeden karşınızdayız. 20 Nisan Salı saatler 15'i gösteriyor. Az önce haber masasının ikinci bölümüne veda ederken, kısacık bir reklam arasına giderken sıcak bir gelişme duyurmuştuk sizlere. Uzun müddettir Türkiye'nin gündemindeki bir dezenfektan satışı iddiası doğrulandı. Bizzat bakanlık tarafından doğrulandı. Ticaret Bakanlığı Bakan Ruhsar Pekcan'ın şirketinden 9 milyon TL'lik dezenfektan satın alındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Ucuza alındığı vurgulanan bir açıklama paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı diyor ki efendim açıklamada 9 milyon Türk lirası tutarındaki iddia doğru değil. Pekcan ailesine ait olan Nanoxia biyoteknoloji firmasından 507 bin 880 liralık dezenfektan alındığı belirtiliyor. 507 bin liralık dezenfektan alındığı belirtiliyor. Açıklamada dezenfektan teminiyle ilgili olarak şu cümle kurulmuş. Direkt üretici firma yerine en iyi fiyat veren İkinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853 bin liraya tekabül edecekti. Söz konusu iddiaları bildiğiniz üzere meclis gündemine taşımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a şu soruları yöneltmişti. Sayın Pekcan, 4 gündür size soruyorum. Siz kendi özel şirketinizden, kendi bakanlığınıza dezenfektan sattınız mı, satmadınız mı? 9 milyon liralık dezenfektanı kendi şirketinizden bakan olduğunuz kuruma sattınız mı, satmadınız mı? Günlerdir bu soruyu soruyoruz ama bir yanıt alamıyoruz demişti. Peki tam da bu soruları soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç şimdi telefon hattımızda. Sayın Öztunç, hoş geldiniz yayınımıza. Bu doğrulama meselesine ilişkin... Evet, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu doğrulama meselesine ilişkin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim, ben şu anda Muğla'dayım. Muğla Adliyesi'nde Zeynep Şampınar davasının kararı açıklanmak üzere. Çok kısa hemen özetleyeyim. Tabii. Sayın Bakan 5 gün bekledi, 5. gün açıklama yaptı. 5 gündür soruyorum Sayın Bakan'a. Bu kadar dezenfektanı kendi şirketinden, eşinin şirketinden, kendi bakanlığına satın aldın mı almadın mı diye soruyorum 5 gündür. Nihayet bugün açıklama geldi. Açıklama için teşekkürler. Ama Sayın Bakan diyor ki aldım ama hele bir sorun niye aldım? Meşhur Şener Şen filmdeki gibi. Aldım ama hele bir sorun niye aldım? Ucuz olduğu için aldım diyor. Sayın Bakan, ucuz olması pahalı olması değil.
Önemli olan kendi kocanızın firmasından, kendi bakanınızdan mal almaktır. Etik olmayan bu. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ben diyor aldım diyor çünkü en ucuz malı benim kocamın şirketi verdi. E bakan sensin, kocanın şirketinden başka kimse ucuz fiyat veremez ki oraya. Çünkü bakanın eşi kocanın firması. Öyle bir şey kabul edilemez. Sayın Bakan kabul etmiştir. İtiraf etmiştir. Bu saatten sonra o koltukta bir dakika bile oturması çok büyük bir yanlış olur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir an evvel madem istifa etmiyor, bir an evvel bu bakanı görevden alması gerekiyor. Sayın Bakan diyor ki evet aldım diyor. Ama kocamın şirketi daha ucuz fiyat verdi diyor. Ya gerçekten hani açıklama yapıyor. Yaptığı açıklama olaydan daha beter durumda. Size hatırlatmak istiyorum Şener Şen'in o meşhur repliğini filmindeki. Yaptım ama hele bir sor niye yaptım diyor ya. Aynen öyle. Sayın Bakan diyor ki evet diyor kocamın şirketinden malı satın aldım. Ama sorun niye aldım daha ucuzdu. Geçsin bu işleri. Bu işleri bırakacak. Böyle bir açıklama olmaz. Sayın Bakan'ın bir an evvel istifa etmesi gerekiyor. Bir kuruşluk dahi mal almış olsa bırakın 500 bin lirayı 9 milyonu. Bir kuruşluk dahi mal alsa bir bakan kocasının firmasından kendi ortağı olduğu firmadan bir kuruşluk dahi mal alsa bu hatadır, yanlıştır, etik değildir ve bunun bedeli siyaseten istifadır. Başka bir hiçbir açıklaması yoktur bunun. Peki Sayın Öztun çok teşekkür ediyorum. İlk değerlendirmeleri aldık zira bizzat soruları soran isimdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç efendim. Şimdi önemli bir meseleye daha uzanacağız. Birazdan belediyelerle ilgili o kaçakçılık iddialarını konuşacağız. Ekranda bu son dakika gelişmesinin de perde arkasını sıcağı sıcağına irdelemiş durumdayız. Yine bir can meselesine uzanacağız efendim. Yoğun bakım sırası beklerken yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kardeşi konuştu. Ablasının ölümünün hastalık değil, ihmaller sebebiyle yaşandığını söyledi. Yoğun bakım sırası beklerken boş yatak olmadığı gerekçesiyle yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın kardeşi konuştu. Kardeşim hastalığından değil ihmaller nedeniyle yaşamını yitirdi dedi. Yaşananın cinayetten farksız olduğuna dikkat çekti. Aslı Özkısırlar İzmir'de takı satarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı ağır hastalık sebebiyle hastaneye yatması gerekiyordu. Hastane yatışı bir türlü gerçekleşmedi. Koronavirüs nedeniyle İzmir hastanelerinde yatakların dolu olduğu iddia edildi. Boş yatak sırası beklerken yaşamını yitiren Özkısırlar'ın ardından ablası konuştu. Kardeşinin ölümünün cinayetten farksız olduğunu dile getirdi. Ablamın gittiği doktor yatış verdi ancak yoğun bakımda yer olmadığı için eve gönderdi. O doktor bize kardeşinizin durumu çok kötü, yer yok ama şu hastaneye sevk ediyorum veya özel hastaneye götürün deseydi. Evimizi satar özel hastaneye götürürdük. Durumun son noktada olduğunu bize bildirmedi. Cumhuriyet gazetesine konuştu Melike Özkısırlar, ihmaller zincirini anlattı. Aslı Özkısırlar'ın sosyal medyadan yaptığı çağrılara rağmen tedavi göremediğini söyledi. Boş yatak bulmak için AKP'den, CHP'den hatırlı kişiler dahi başhekimliği aradı ama yine yer bulunamadı. Benim kardeşim gözlerimin önünde boğula boğula öldü. Sorumlular başka canları yakmamak için hukuk önünde hesap verecek. Özkısırlar, sorumluların yargılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ve günlerdir konuşulan şu insan kaçakçılığı meselesi. Malatya'dan çıktı bildiğiniz üzere. Orada doğrulandı. Bizzat belediye başkanı da doğruladı. Ama başka belediyelere de gidip denendiği ortaya çıktı. Peki başarılı olan var mıdır yok mudur? Şimdilik diğerlerini iddia şahriyle konuşuyoruz. Kapısından dönenler olmuş, red cevabı alanlar olmuş, denenmiş olmamış bu tip örnekler. Ama kullanılan formülün çok yaygın olduğu, kullanılan tekniğin çok yaygın olduğu anlaşılıyor. Tanıklar konuştu, İsmail Saymaz konuştu. O konuştuğu kaynaklarla ilgili bilgileri de birazdan İsmail Saymaz'a soracağız. Habertürk'ten Sevilay Yılman konuştu. Dolayısıyla oraya konuşan isimler ya günde 3-4 otobüs kalkıyor. Ne diyorsunuz siz? 6000 euroyu veren Almanya'ya gidiyor şeklinde açıklamalar yaptılar. Gri pasaportlu üstelik. Dikkatinizi çekiyorum. İddialar bu yönüyle. Malatya'daki için iddia şerhini kullanmıyoruz. Çünkü doğrulandı artık. Şimdi dönelim efendim. Bu konuda konuşacak isimlerden biri daha. Zira İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlattı. Soruşturmada Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler vardı. Son soruşturma haberinde 6 belediye daha eklendi denildi. Bir baktık ki içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili belediyelerin de ismi yer almış. Şimdi Burdur Yeşilova Belediye Başkanı
Mümtaz Şenel karşımızda. Dün akşam bir yönüyle konuştuk ama bugün biraz daha detaylı konuşacağız. Sayın Şenel'in başından neler geçti? Burdur Belediyesi özelinde acaba neler yaşandı da bu soruşturmaya dahil ediliyor? Neler sorulacak, neler konuşulacak? Bizzat Sayın Başkan'ın ağzından alacağız bu bilgileri de. Mümtaz Şenel'e dönmek istiyorum. Sayın Başkan merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sayın Coşkun, merhaba. Sayın Şenel, şimdi dün bir miktar konuştuk ama bugün bir tekrar da rica edeceğim. Çünkü görmeyen haber siteleri bugün daha büyük puntolarla gördü. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili belediyelerin isminin öne çıkartıldığına da şahitlik ediyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birazdan buna geleceğim ama siz neler yaşadınız? Türkiye'nin konuştuğu bu insan kaçakçılığı, skandalı, iddialarıyla ilgili olarak belediyenizin tırnak içinde başına neler geldi? Sayın Coşkun, bu haberi duyduğumuz anda hemen gerekli bir çalışma başlattık. Sayın Valimiz aradılar. Böyle bir şey var mı diye. Benim dönemimde, ben tabii ki kendi dönemimle 3 Nisan 2019 tarihinde göreve gelmiştim. Hı hı. O tarihi itibariyle konuştum Sayın Valimize. Sayın Valim, böyle bir şey yok dedim. Daha sonra araştırmalarım sonucunda böyle bir şeyin olduğu ve belediyemden gri pasaport alarak Erasmus kapsamında İtalya, Roma'ya öğrencilerin gönderildiğini tespit ettim. Bu elimde tabii ki birkaç ayrı kayıt var. İlk önce 397 kişinin başvurduğu, 387'sinin pasaport aldığı kaydı vardı. Daha sonra 297 tane şu anda elimde pasaport var, gri pasaport. Bunlar da belediyemde çelik kasada saklanmış ve ben bunlara ulaştım. 23 tane kayıp tutanağı var. 27 ayrıca pasaport yok. Yani toplam 50 tane pasaport yok. Hangi tarihte? Bir kişi, hangi tarihte Sayın Başkan? 2018. 2018. 2018. Burada kaymakamlığa yazılan yazının tarihini de söyleyeyim. 4 Haziran 2018'de yazılmış. 21'de meclis kararı alınmış. 2018 yılında yalnız, bizden önceki dönemde. Evet. O döneme ait olan olay bu. Benim dönemimde böyle bir şey olmadı. Şimdi herkes de böyle insan kaçakçılığı diye benim belediyemin adı hep güzel şeylerle, Salda Gölü'nün korunmasıyla, efendim buradaki mafyaya karşı verdiğim mücadeleyle ön plana çıktı adımız. Ama insan kaçakçılığı diye benim özellikle belediye başkanı olarak adımın geçmesi, Yeşilova Belediyesi'nin adının geçmesi beni ve halkımı gerçekten çok üzdü. Benim ve belediyemin insan kaçakçılığıyla öyle yakından ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Elimdeki liste Pamukkale Üniversitesi'ne ait öğrencilerle ilgili diye düşünüyorum. 3 parti insan gönderilmiş yurt dışına. 3 partide de toplam 297 pasaport şu anda elimde. Saklıyorum. Basından da duyduğumuz kadarıyla İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin geleceğini duyduk tabii. Bu ne derece doğru bilmiyorum. Geldiği zaman sayın müfettişlere ben bu elimdeki bilgi ve belgeleri kendilerine takdim edeceğim. İlçemde gidip dönmediğine dair herhangi elimde bir bilgi yok. Ve 10 tane vatandaşımıza da güvenlik soruşturması nedeniyle pasaport verilmediğini biliyorum. 387 verildi diye burada kayıt var. Fakat 297, böyle diye düşünürsek yaklaşık olarak 90 pasaport gelmemiş belediyemize. Ama kayıtlarda 27 kayıp tutanağı, pasaport yok tutanağı, 23 de kayıp tutanağı var. Orada kaybettiklerini söylemişler. Ha, oradan geldiler, kendileri mi verdiler, yoksa götüren şirket mi verdi, kimin götürdüğü, inanın elimizdeki bilgi belgede bir şey yok. Peki. Sayın Başkan, bu arada bir son dakika gelişmesi var. Bu konudan bağımsız ama yine İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama.
İçişleri Bakanlığı evet. açıklaması diyor ki TESUT yöneticilerinin 104 emekli amiralin açıklamasına destek açıklaması üzerine bakanlığımızca 8 Nisan tarihinde mülkiye müfettişi ve dernekler denetçileri görevlendirilmiştir. TESUT yöneticileri hakkında da bir açıklama, bir araştırma, inceleme başlatılacak emekli subaylarla ilgili diyor. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu son dakika açıklamasında değerli izleyicilerimizin dikkatine sunuyorum. Sayın Başkan, yayında kalmanızı rica edeceğim. Çünkü bu konuda birçok özel habere imza atan çok değerli İsmail Saymaz da şu anda yayınımızda. Ve belki anlatacaklarına ekleyecekleriniz olabilir. Belki benzer bir şeyler yaşadığınızı söyleyebilirsiniz. Bu yüzden kalmanızı rica edeyim. İsmail Saymaz, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar Can. Çok teşekkür ediyorum. Günlerdir konuşuyoruz. Köşenizde, Sözcü Gazetesi'nde de İsmail Saymaz birçok ayrıntı vardı. Keza Habertürk'ten Sevilay Yılmaz'ın köşesinde de birçok detay okuduk. Ağzımız açık okuyoruz tanıklıkları, söylenenleri. Bu meselede ıskaladığımız bir nokta var mı İsmail Saymaz? Önce onu sorayım. Yani asıl bunu konuşmak lazım dediniz. Çünkü benim anladığım örgütlü bir suçla karşı karşıyayız. Burada iki tür yöntemden bahsedebiliriz. Biri, bir süredir konuştuğumuz Türkiye-Almanya arasında sürdürülen insan kaçakçılığı. Bu merkezinde, sakın vatandaşlarımız yanlış anlamasınlar, çoğunlukla Bingöl'lü olduğunu anladığımız bir grup Almanya'da ve Türkiye'de bulunan bir insan kaçakçılığı şebekesinden söz ediyoruz. Bunlar çeşitli belediyeler alma, işte para verme ve benzeri işte benzeri ne denir buna, benzeri ödüllerle ikna ederek onların çıkardığı gri pasaportlar üzerinden Türkiye'de tespit ettikleri, ikna ettikleri insanları kişi başı 7 ile 10 bin euro karşılığında yurt dışına çıkarıyorlar. Bu organizasyon sırasında Almanya'da paravan şirketler ya da kuruluşlar gösteriliyor. Türkiye'de de çoğunlukla Bingöl'lü ya da Elazığ ilçelerinde kurulmuş dernekler tercih ediliyor. Kaçırılacak kişiler bu derneklerin listelerine yazılıyor. Araya birkaç belediyeci sıkıştırılarak kafile yola çıkarılıyor. Kişilerden 7 bin lira gidiş ücreti, 250 de şey alınıyor, otobüs ücreti alınıyor ve bunun sonucunda kişiler buradan yurt dışına taşınıyor. Bu bir insan ticareti, insan kaçakçılığı. Ama bugün CHP'li ya da İYİ Partili belediyelerin adının karıştığı yöntemler ise ondan biraz daha farklı. Yani burada örneğin Gömeç Belediyesi üzerinde şunu söyleyebiliriz. Daha çok folklorcuların karıştığı yurt dışına gidip bu seyahati fırsata çevirip burada kalanlar var. Yahut işte Burdur Yeşilova örneğinde olduğu üzere Roma'ya Erasmus programına gidip dönmeyen ya da döndüyse de pasaportunu teslim etmeyenler var. Dolayısıyla bu örnekle o örnek bir değil. Yani burada insan kaçakçılığından söz etmek biraz zor görünüyor. Burada belki seyahati fırsata çevirmekten söz edilebilir. Gidenler orada kaldı denebilir. Folklorcularda bunda çok görülüyor. Ama asıl Korgan, Akçakiraz, Baskil, Yeşilyurt örnekleri bunun ete kemiğe bürünmüş bir insan kaçakçılığı organizasyonu olduğunu, Almanya'da ve Türkiye'de. Peki. İsmail Saymaz'ın bu arada görüntüsünde, bağlantısında ufak bir sorun yaşıyoruz. Düzeldi mi? Peki İsmail Saymaz, bir 10 saniye geriden tekrar baştan almanı rica edeyim çünkü bir donma yaşandı. Buyurun. Evet, şimdi duyabiliyoruz İsmail Saymaz. Galiba bir kopukluk oldu. Bu kez İsmail Saymaz beni duymuyor. Değerli rejimden yardım isteyeyim hemen. Organize insan kaçakçılığı iddiaları gündemde. Şimdi bu meseleye eğilmeye devam ediyoruz. Az önce de bu dönemde olmayan ama bir önceki dönemde belediyede olduğunu ortaya çıkaran bizzat Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel Sayın Başkan'dan da ilk yorumları almıştık. Sayın Şenel'i daha fazla bekletmek istemiyorum ama son bir söz vermek istiyorum. Değerli rejimden rica edeyim tekrar Mümtaz Şenel'i tekrar görelim. Evet Sayın Başkan, şimdi İsmail Saymaz işin aslında organize bir mesele olduğunu, hemen hemen her belediyenin denendiğini ortaya koyan bir açıklama attı. Bir araştırmacı gazetecilik örneği sergiliyor elbette.
siz bir sene kadar önce, göreve gelmeden bir sene kadar önce yaşandığına önemli vurgu yaptınız bu meselenin. Evet. Sizin dönemde böyle bir şey yaşanmadığını valilik, kaymakamlık, soruşturma, yani yetkili makamlara söylediğini de belirttiniz. Ülke adına ne düşündürdü bu mesele? Bir de o yönüyle yorumunuzu rica edeyim ve veda edeyim sizlere. Sayın Coşkun, ben olayın şu yönüyle daha çok ilgileniyorum. Bir, bu Türkiye'deki duyduğum kadarıyla diğer belediyelere bir takım belediye yönetimlerine veya belediyeye çıkar sağlama. Bu amaçla yapılmış bu işler. Ama bizim belediyede hemen mali işlerden sorumlu arkadaşlarımla görüştüm. Belediyemiz bu pasaportların alınmasında herhangi bir masraf etti mi? Hayır. Peki bu kişilerden belediyemiz, belediye olarak, kişi olarak demiyorum, bir menfaat sağladı mı? Hayır. Üçüncü bir konu da buradaki yapılan işte belediyemiz çıkar sağlamadı, masraf etmedi ama belediyemiz aynı zamanda bu pasaportunu getirip teslim etmeyen kişilerle ilgili gerekli makamlara bir duyuruda bulundu mu? Çünkü nihayetinde bu pasaportlar bize getirir verir bu vatandaşlar veya buradaki pasaportları bir kişi getirip verebilir. Biz döndük Türkiye'ye diye. Bunun takibini, kontrolünü yapacak olan biz değiliz. Ki bu pasaportlarla ilgili gerekli makamlara duyuru yapıldı mı? Şimdi ben kendim ilköğretim müfettişiyim. Müfettiş olmam nedeniyle mutlaka gerekli makamlara bu çalışmanın yapılması, oralara duyurulması, yani devletin bu konuda haberdar edilmesi gerekiyordu emniyetin. Ben daha çok demeyeyim, en çok bununla ilgileniyorum. Yani o zaman işte insan kaçakçılığı mı oldu? Yoksa başka bir şey mi var bunun altında? Ben en çok başkan olsaydım o dönemde bununla ilgilenirdim. Ama inanın elimizdeki bilgi, belgelerde bunlar açık değil. Sayın İçişleri Bakanlığı müfettişlerimiz ki görevlendirildiğini duyduk basından tabii, geldikleri zaman ben en çok bunu merak ediyorum. Ve belediyemin o tertemiz olan adını Yeşilova Belediyesi Salda Gölü ile dünya harikasıyla ve buradaki bizim yaptığımız güzel hizmetlerle anılıyor. Bu tür insan kaçakçılığı gibi kötü bir şeyle anılması inanın bizi çok üzdü. Ama çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizler bize buradaki kendimizi anlatma, tanıtma fırsatı verdiniz. İnanın çok çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Sağ olun, var olun. Peki. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel birinci ağızdan kendisinden önceki dönemde, bir yıl kadar önceki dönemde böyle bir meselenin yaşandığını, bizzat kendisinin de bu konuda araştırma yaparak ortaya çıkardığını söyledi. Kendi döneminde olmadığını da önemli vurguluyor. Soruşturma sırasında gelen müfettişlere, denetçilere de bu konuyu en ince ayrıntısına kadar anlatacağını belirtti efendim. Bu arada Türkiye Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarına istinaden İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve denildi ki basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında 104 emekli amiral tarafından yayınlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisiyle benzerlik taşıdığı görülmüştür. Bu ifadeler İçişleri Bakanlığı ifadesi ve bu konunun ardından bir soruşturmanın devam ettiği, emekli amirallerin açıklamasına ilişkin bir soruşturmanın devam ettiği vurgulanmış İçişleri Bakanlığı açıklamasında ve devamında da şöyle diyor. Destek açıklaması yaptı TESUT. Bu açıklama üzerine bakanlığımızca 8 Nisan tarihinde mülkiye müfettişi ve dernekler denetçileri görevlendirilmiştir. Başsavcılığa tevdi edilmiştir.
Dolayısıyla bu konuda da bir soruşturma başlatılacak. Bu konuda da müfettişlerin bir incelemesi yapılacak. TESUD üzerinden. TESUD'un açılımı neydi? Türkiye Emekli Subaylar Derneği. Emekli Amiraller soruşturması üzerine neler yaşadık bir hatırlayın. Neler konuşuldu bir hatırlayın. O dönemde açıklama yapanlardan, kurumlardan biri TESUD. Emekli Amiraller açıklamasına destek çıkmakla suçlanıyorlar ve bu konuda incelemeye tabi tutulmuşlar İçişleri Bakanlığı tarafından. Şimdi yeni gelen haberlere de bakalım bir yandan. İlginç bir iş ilanı sosyal medyada konuşuluyor. Vatandaşlarımız da Twitter üzerinden yazmışlar ya gördünüz mü bunu çok enteresan değil mi diye. Polonya'ya gideceğiz. Çok ilginç bir iş ilanı göreceğiz. Maddi açıdan zor günler geçiren Nobel Barış Ödüllü Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa internette iş aramaya başladı. Walesa, 50 yaş üstü iş arayan kişilere özgü bir internet sitesinde verdiği ilanını, iş aradığını söyledi. İlanında kendisinden deneyimli lider, harika konuşmacı, Nobel Barış Ödülü sahibi 1990-1995 yılları arası Polonya Cumhurbaşkanı olarak bahsetti. Walesa, firmalarda liderlik eğitimi verebileceğini ve teşvik toplantılarına katılabileceğini söyledi. Günlük 1-2 saatlik görüşme içinse minimum 20 bin zloty yani 43 bin Türk lirası istiyor. Maaş konusunda pazarlığa açık olduğunun da altını çizdi eski Cumhurbaşkanı. Daha önce Polonya medyasına yaptığı açıklamalarda Walesa, pandemi döneminde maddi olarak zor günler geçirdiğini kaydetmiş, toplamda 7 çocuğu ve çok sayıda torundan oluşan geniş bir ailesi olduğunu ifade etmişti. Otuz dlatego, że dzisiaj mamy zadanie. Peki efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler birbirini kovalıyor. Öyle bir gündemdeyiz ki Polonya'nın eski cumhurbaşkanının internette iş arama ilanı bile işte sosyal medyamızda yer buldu. Vatandaşlarımız da bu konuyu gördünüz mü diye özellikle belirtiyorlar. Kendine özgü bir internet sitesinde bu konuya dair bir ilan vermiş durumda. Bakalım daha neler görmeye de devam edeceğiz efendim. Şimdi devam edelim. Grup toplantıları günü elbette. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklamaları sizler için hazırladık. Yeni anayasa konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti'ye dönem dönem çağrı yaptığını biliyoruz Sayın Bahçeli'nin ama bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük de açıklamalarda bulundu. Anayasa meselesi sadece tek değildi. Bir yönüyle emekli amiraller soruşturmasının 128 milyar dolardan daha çok konuşulması gerektiğine işaret eden açıklamalar yaptı. CHP grup toplantısında hem insan kaçakçılığı hem 128 milyar dolar nerede sorusu ki bu soruya ilişkin birazdan ülkemizin önde gelen ekonomistleri ve ekonomi gazetecileri haber masasında olacaklar. Dün AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yapmış olduğu izah. Yani 128 milyar dolar nerede? Şurada, şurada, şurada bir izah yaptı. Göreceğiz, o hesabı da ekranlara getireceğiz. Ve sonrasında Sayın Canikli'nin yapmış olduğu bu hesaba karşı bağımsız ekonomistler neler düşünüyor bu soruyu da soracağız ama ülkemizin utanç gündemleriyle devam edelim. Utanç gündemi deyince elbette korkuyoruz öyle değil mi? Korkmamız da lazım, utanmamız da lazım. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı günlerde her gün haber merkezimiz ne yazık ki bu bir normalleşme düsturu olarak lütfen algılanmasın. Kadın cinayeti haberleri yapılmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi çıkışı tartışması belki şimdilik rafa kalkmış görünüyor olabilir. Gündemde insan kaçakçılığı varken, 128 milyar dolar varken, koronavirüste yoğun bakımda hastalar artık yoğun bakıma yatmak için birilerinin can kaybını beklediklerine yönelik profesörler böyle anlatımlar yaparken bu konu biraz rafa çıkmış olabilir. Çıkmasın efendim. Can meselesi bu. Yaşam kaygısı meselesi. Yaşam haklarını haykırmak üzere meydanlarda bu ülkenin kadınları kimi zaman kolluk kuvvetlerinden dayak yeme pahasına, darp edilme pahasına sadece yaşam haklarını ortaya koymaya, savunmaya çalışıyorlar. Ve bu ülkede katledilmeye devam ediyorlar. Kimliği belirsiz kişilerce yol kenarında bıçakla yaralandı. Kendi imkanlarıyla cadde kenarına kadar gitti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay İstanbul Esenler'de Mahmut Bey yolunda yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ismi öğrenilemeyen bir kadını yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Bıçakla ağır yaralanan kadın kendi imkanlarıyla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi.
Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olaya dair soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Devam edelim efendim. Şimdi bu 128 milyar dolar meselesine ilişkin konuşmaya başlayacağız yavaş yavaş. Ama öncesinde hatırlatmış olduğum üzere dün bir canlı yayında, bir televizyon programında canlı yayında konuştu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli. Şimdi adım adım gidelim. Değerli profesörlerimiz de bu konuya dair, ekonomi gazetecileri de Skype bağlantıları editörümüz Ayşe Okatan tarafından hazırlanana dek biz bunların hesaba bakalım. Son izah Canikli'den. Başlığımız bu. 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının cebinde. Dün söylediklerinin özetinde 128 milyar dolar sorularına yeni yanıtı Sayın Canikli bu şekilde verdi. Titrini bir kez daha hatırlatalım. Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak biliyoruz. Geçmişte de ekonomi kurmaylı olarak önemli görevlerde bulunmuş bir isim Nurettin Canikli. Şimdi 128 milyar dolar meselesine peş peşe resmi yanıtları görüyoruz, duyuyoruz. İşte Merkez Bankası'ndan gelen bir resmi yanıttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen bir resmi yanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan birkaç açıklama, farklı açıklama resmi yanıtlardı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuya dair az konuşmadı. Şimdi onun üstüne sorular devam ediyor. Çeşitli izahlar muhalefet tarafından tutarsız bulunuyor. Peki ya son izah? Son hesap acaba doğru mu, değil mi? Saniyeler sonra değerli ekonomist Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Karar Gazetesi'nin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ile bu meseleleri konuşacağız ve 128 milyar dolar, 128 milyar dolar nerede sorusuna acaba ekonomi gazetecileri ve ekonomistler bu getirilen izahları doğru buluyor mu? Yani bu hesabı anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Değerli reji hazır mıdır? Peki, hazır değil. O halde bugünkü grup toplantısından son olarak Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 128 milyar dolar meselesi tartışmasına ilişkin emekli amiraller soruşturmasını işaret ettiği o konuşmasını tekrar hatırlayalım. Sonrasında Canikli'nin hesabını ekonomistlere soracağız. Hazine ve Maliye Bakanı kaybolan para yok diyor. Merkez Bankası Başkanı aynı şeyi söylüyor. Üstelik somut ve rasyonel veriler de bu ifadeleri doğruluyor. Ne var ki CHP, İP, HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. Bire utanmazlar. 128 milyar doları bırakın da 104 emekli amiralın 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Aradığınız para devletin kasasında. Peki siz neredesiniz? Peki efendim, şimdi dönelim bu meseleyi konuşmaya başlayalım. Bu arada bir son dakika gelişmesi de İçişleri Bakanlığı tarafından az önce bir soruşturma, bir inceleme başlatıldığını söylemiştik. Müfettişlerin görevlendirildiği, denetçilerin görevlendirildiği. Mesele neydi? Emekli amiraller soruşturması. Hatırlayın, emekli amirallerin açıklaması Montre konusunda çeşitli uyarılar, açıklamalar vardı. Saati itibariyle, paylaşım saati itibariyle tartışma konusu yapılmıştı. Bu konuyu avukatlara sormuş, çeşitli yanıtlar almıştık. Yorum takdir sizlerin efendim. Bu meseleye dair İçişleri Bakanlığı da az önce Emekli Subaylar Derneği'nin de emekli amirallerin açıklamasına destek çıktıkları bir açıklamayı paylaşmış olmaları üzerine bir soruşturma başlattığını, bir inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Yazıda denetçiler görevlendirildi denilmişti. Bir sıcak gelişme daha ekranlarda. TESUT yönetimi, yani Emekli Subaylar Derneği'nin yönetimi görevden alındı. İnceleme başlatılmasını takiben TESUT yönetiminin de görevden alındığını bir son dakika gelişmesi olarak
ekranlarınızda görüyorsunuz. Şimdi bu mesele haberci diliyle örneğin emekli amiraller soruşturmasında birinci dalga, ikinci dalga olarak yorumlanmıştı. Bu da çeşitli haber sitelerinde üçüncü dalga olarak yorumlanmış görünüyor. Biz şimdi 128 milyar dolar meselesine geri dönelim. Bu son dakikaya ilişkin yeni ayrıntılar geldikçe de elbette aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Şimdi tekrar değerli rejimden rica edeyim Skype bağlantılarına dönmeden önce Sayın Canikli'nin söylediklerini bir hatırlatalım mı? Hatırlatalım nasıl bir hesap yapmış? 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının cebinde. Detayları bu ama başlığa çıkartılan açıklaması bu şekildeydi. Şimdi Sayın Canikli'nin yapmış olduğu açıklamayı konuşalım, sormaya başlayalım. Karşımızda değerli ekonomist Profesör Doktor Yalçın Karatepe var. Yalçın Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Can merhaba, hoş bulduk. İbrahim Kahveci bizlerle birlikte, Karar Gazetesi ekonomi yazarı. İbrahim Bey merhabalar, hoş geldiniz sizler de. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yalçın Hocam sizle başlayayım. Sayın Canikli'nin katılmış olduğu yayının en azından başlıklarına hakimsiniz diye düşünüyorum. Ben kısa bir özet halinde onu vermeye çalıştım elbette. Bir hatam varsa lütfen düzeltin. Şimdi çeşitli izahlar duyduk değerli hocam. İlk açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Birbirinden farklı 3 ayrı açıklamayı imza attı bu konuda. Sonra Merkez Bankası'nın yazılı açıklamasını biliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın yine bir canlı yayında yapmış olduğu açıklamayı biliyoruz. Bu açıklamalar sonrası muhalefet tutarsız bulduğunu söylemişti. Bu açıklamaların birbirini tutmadığını söylemişti. Peki ya dünkü açıklama? Sayın Canikli'nin açıklaması 128 milyar dolar nerede sorusuna net bir izah getiriyor mu? Hayır, getirmiyor. Yani sadece dün Sayın Canikli'nin yaptığı açıklama değil ama bu 128 milyar dolar konusunda vatandaşın sorduğu ve merak ettiği bu konuda şimdiye kadar yapılan açıklamalardan hiçbirisi kamuoyunu tatmin edici düzeyde değil. Dün Sayın Canikli'nin söylediği de hiç değil. Aslında bu açıklamalar bize gösteriyor ki iktidar bu 128 milyar dolarlık rezerv kaybının nasıl ortaya çıktığı konusunda çok ikna edici bir açıklamaya da sahip değil. Hatırlayacaksın, geçen Cuma günü Merkez Bankası Başkanı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı bir açıklama vardı. Ben o açıklamayı şöyle yorumladım. Dedi ki Merkez Bankası Başkanı, bu konuda bizde sorumluluk aramayın. Çünkü biz 2017 yılında bir mutabakat yaptık. Bir sözleşme yapıp bütün yetkiyi hazineye devrettik. Dolayısıyla onlar döviz rezervinin kullanımı konusunda tasarrufta bulundular. Onlar harcadı. Meali buydu açıklamanın. Fakat ilginç bir biçimde dün Hazine ve Maliye Bakanı çıktı NTV'ye, bir televizyon kanalına çıktı. Ve orada şunu söyledi. Bu konuda açıklama yapması gereken kurum Merkez Bankası'dır dedi. Yani bu işlemleri kamuoyuyla paylaşması gerekir dedi. Bu bize şunu gösteriyor. Aslında bu 128 milyar dolarlık rezervin eritilmesi konusunda ne Merkez Bankası ne de şu anda Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan sorumluluk almak istemiyor. Dolayısıyla topu birbirlerine atıyor. Şimdi top böyle ortada kalınca birisinin bunu çevirebilmesi lazım. Buradaki görev de Nurettin Canikli'ye verilmiş, o anlaşılıyor. Fakat dün Nurettin Canikli'nin açıklamalarının ben bir kısmını izledim. Detaylı olarak da bugün okudum. Açıklamaları şu, kamuoyunu ikna edecek şeyler değil. Yani biz ihtiyaç duyduk, bunu kullandık diyor. Hatta burada sorumluluğun bir kısmını vatandaşa da yıktıklarını görüyoruz. Şöyle ki evlerde 5000 ton civarında altın var. Bunun 3500 tonu bizim dönemimizde alınmıştır gibi açıklamalar var. Bu da gösteriyor ki aslında sorumluluğun onlarda kalmasını istemiyorum. Biraz da vatandaşın finansal yatırım kararlarından dolayı bu hale geldiğini ima etmeye çalışıyorlar. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, söyledikleri hiçbir açıklama 128 milyar doların eritilmesinin, Merkez Bankası rezervlerinden harcanmasının gerekçesini açık bir biçimde ortaya koyamıyor. Ben o rezerv verilmesinin gerekçesini şöyle yorumluyorum. İktidar yanlış bir ekonomi politikası uyguladı. Bu yanlış ekonomi politikası, ki ekonomi kitaplarında yazan kuramlarla da örtüşmeyen bu politikada ısrar etti. Bu ısrarın sonucunda hem rezervler eridi hem kurlar patladı. Bugün 8 lira 10 kuruşun üzerinde seyreden bir dolar görüyoruz. Hem faiz yükseldi, hem işsizlik arttı, hem de Türkiye'nin ekonomik riskleri çok belirgin bir hale geldi. Yanlış politikanın bugün bize açmış olduğu bir fatura ile karşı karşıya. Bu faturanın ekonomi yönetiminde asıl söz sahibi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesilmemesi için işte bir yıl farklı
pozisyonlarda bulunanların açıklamalarını dinliyoruz. Ama kamuoyunu tatmin edecek bir açıklamayı ben şimdiye kadar duymadım maalesef. Peki. İbrahim Kahveci'ye döneyim. Şimdi süreci yakından takip ediyorsunuz. Aklımda bazı sorular beliriyor bu süreci okumaya çalıştığımda, analiz etmeye çalıştığımda. Birincisi, muhalefet topyekün biçimde tüm partileriyle açıklamaları tutarsız buluyor. Peki acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurmayları, yöneticileri bu meselenin hiç gündeme gelmeyeceğini mi düşündü? Yoksa bu sizce katılıyorsanız bu tutarsızlık neden kaynaklanıyor? Bir şekliyle bir de şunu merak ediyorum. Bu tartışmanın önünü kesebilecek, soruya net bir cevap konabilecek açıklamanın Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinden geleceğine inanıyor musunuz? Şimdi öncelikle Can Bey, ben iktidarın böyle bir soru geleceğini veya böyle bir soruyla, sorularla karşılaşıp da cevap verme ihtiyacı olacağını düşündüğünü sanmıyorum. Yani bir sıradan vatandaş olarak şunu sormak istiyorum. Yaklaşık 160 milyar dolarlık şu anda geçmediğimiz köprüler, kullanmadığımız limanlar, havalimanları, şunlar bunlar. 160 milyar dolar bizim ödeyeceğimiz para bu. Hazine garantisi vermiş. Biz bunu ödemeye de başladık 2016 yılında ödemeye başladık. Yılda 20-30 milyar lira ödüyoruz, hatta her geçen yıl artıyor. Bu artarak da devam edecek. Gitmediğimiz köprünün, geçmediğimiz yolun, havalimanının, hastanenin paralarını ödüyoruz. Şimdi vatandaş buna böyle bir fazla tepki göstermedi. Yani veya vatandaşın bir kısmı gösterdi ama diğeri bak işte eser, işte köprü var, şu var. Yani eskiden şeyden İstanbul'dan Bursa'ya giderken Yalova'ya eski Hisar vapur iskelesi vardı. Orada hani bayramlarda kuyruk olurdu, ederdi filan. Millet, vatandaş o vapurlara, araba vapuruna biner ve bir para öderdi. Şimdi aynı vatandaş o eski Hisar iskelesine gidiyor, vapur iskelesine gidiyor. Vapura diyelim ki bir para ödüyor, bir ücret ödüyor. Bir de o ücretin yanında bir de üstte köprüsü var. Kafasının o üst tarafında bir de şey var, yeni yapılan köprü var. O köprü, Osman Gazi Köprüsü boş. Bir de o gitmediği köprüye para ödüyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Binali Yıldırım eskiden şey demişti, köprü pahalılığına en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Şimdi vatandaş boş köprüye de para ödüyor. Yaklaşık ödeyeceği para 160 milyar dolar. Belki de Amerikan enflasyonu oranında da arttığı için 200 milyar dolar. Ama vatandaş bunu hani hükümeti veya yönetimi bu konuda çok fazla sıkıştırmadı vatandaş. Yani cebinden ödüyor ediyor ama 128 milyar dolar da vatandaş sıkıştırdı. Sıkıştırınca ya hükümet de şaştı. Şimdi başka bir örnek vereceğim burada. Şimdi hatırlayın 2016 Mayıs'ı %49,5 oy almış başbakanı oylu başbakanla değiştirdik, değil mi? Evet. Tamam, finansal piyasalarda biz Türkiye'nin alın Güney Afrika Cumhuriyeti'ni, Brezilya'yı filan, bu emsal ülkelerin para birimlerini Mayıs 2016'da biz o para birimleriyle aramız kopmaya başladı. Biz negatif ayrışmaya başladık. Başbakan görevden alıyorsun, piyasalar böyle yıkılmıyor. Efendim Merkez Bankası Murat Çetinkaya'yı görevden alıyorsun, yıkılmıyor. Murat Uysal'ı alıyorsun, yıkılmayı bırak piyasa düzeliyor. Ki o hafta sonu Berat Albayrak damat da gittiği için piyasa düzeliyor. Sonra bir geliyorsun Naci Ağbal'ı alınca beklenmedik tepkiler oluyor işte. Bu da onun gibi bir şey. Yani daha önce yüz milyarlarca dolarlık vatandaşın sırtına yükler biniliyor, ediliyor. Ama tepki gelmiyor. Ama 128 milyar dolar da geldi. Yine gelmez diye düşünüyordu yani. Bence hiç tepki geleceğini beklemiyordular. Yani düşünsenize, yani bunu bekleseler şu anda Kanal İstanbul'a 300-400 milyar dolar hazine garantisi vermek durumuyla karşı karşıyalar. Bunu yapabilirler mi? Yani beklemiyorlar ve tabiri caizse şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Vatandaşın değil ama muhalefetin bu konudaki tepkilerini de ciddiye almıyorlar. Umursamıyorlar yani.
şeylerinde değil, umurlarında değil yani. Biz yaptık, ettik, geçtik. İşte bak, 200 milyar dolar vatandaşın sırtına geçmediği köprünün yükünü yükledik. Vatandaş soru mu sordu? Bak ne güzel oy verdi, yine seçti bizi diyor. Onun için bu açıdan baktığımız zaman beklemiyordular. Şimdi beklenmediklerinin bir yankısı, bir şeyi de şu. Efendim, Yalçın Hocam'ın da biraz önce açıkladığı, bakın işte Nurettin Canikli, ya siz kimsiniz Nurettin Canikli? Parti genel başkanı, genel başkan yardımcısı. Yani yönetimle alakası yok. O hesap vermesi gereken o değil. Muhtemelen bir koltuk beklediği için ortaya çıktı, kendini attı, ama kendini ortaya öyle bir attı ki Merkez Bankası'nı döviz büfesi olarak karıştırdı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı Tahtakale'de bir döviz büfesi olarak sunmaya başladı Nurettin Canikli. Veya işte geçen hafta Cuma günü Merkez Bankası'nın şu anki son başkanı, gece yarısı gelen başkan bir şeyler açıkladı ve bekliyordu ki, ya bakın ben bütün bilgileri açıkladım, bütün kamuoyu bununla yetinsin, artık kimse soru sormasın. Dün geldi Naci Elvan, dedi ki, Naci Elvan diyorum, düzeltiyorum, Lütfü Elvan dedi ki, bu konuyu açıklaması gereken kurum Merkez Bankası'dır, onun uhdesindedir ve onların da açıklaması gerekir. Yani bu ne demek? Yani geçen hafta Cuma günü Merkez Bankası Başkanı'nın hiçbir şey açıklamadığını söyledi Lütfü Elvan. Ondan sonra Lütfü Elvan diyor ki, biz diyor 6 Kasım'dan beri bu geldik diyor, geldikten sonra da diyor bu satışı bundan sonra kestik diyor. Bizim dönemimizde böyle bir şey olmadı. Bunu dün öğlen vakti, sabah vakti diyelim, veya Lütfü Elvan bir televizyon kanalında söylüyor. Akşam vakti Nurettin Canikli bir başka televizyona çıkıyor. Diyor ki, Merkez Bankası'na gelen her türlü talebi Merkez Bankası döviz talebini ödemek zorunda. Ya kardeşim, ödemek zorundaysa senin partinin başkanının atadığı bakan 5-6 saat önce bir televizyon kanalında dedi ki, biz Kasım'dan beri bu satışları durdurduk. Yani insan, hadi bizi dinlemiyorsunuz veya uyaranları, muhalefeti dinlemezsiniz. Ya kardeşim, kendi partinin içerisinde kendi bakanını dinle bari. Kendi bakanını. Şimdi Nurettin Canikli Lütfü Elvan'ı yalancı çıkarır veya çıkarır, boşa çıkarır. Lütfü Elvan Merkez Bankası Başkanı'nı, efendim Cumhurbaşkanı bir danışmanı zaten her şey kasada der. Cumhurbaşkanı başka bir şey der. Hiç kimse bir şey beklemediği için verilen cevaplar böyle birbirinin zıttı ve birbirinin tezatı olarak ortaya dökülüp duruyor. Kimse de doğru cevap veremiyor. Peki. Sayın Yalçın Karatepe Hocam, son söz. Sizce bir cevabı çıkacak mı ortaya? Uzaktan izliyorsunuz, olan biteni görüyorsunuz. Sizce bir cevabı ortaya konacak mı? Ha, budur cevabı. Denecek mi? Evet. Ben kamuoyu tatmin edecek bir yanıt verileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu işin asıl sorumlusunun siyasi iktidar olduğu belli. Siyasi iktidar aldığı kararlar ile Merkez Bankası'nı merkez bankacılığı yapmaktan uzaklaştırmış, iktidarın talimatlarına uyan bir kurum haline dönüştürmüş. Bunu da kamuoyuna çıkıp nasıl açıklayacaklar ki, ne diyecekler? Biz Merkez Bankası'nı işlevsiz hale getirdik diyemeyeceklerine göre. Umutları şudur ki bu konu gündemden düşsün, vatandaş da bunu unutsun. Ama çok ilginç bir biçimde benim gördüğüm şu ki, biraz önce sevgili İbrahim de bu konuya atıfta bulundu. Diğer konularda bu kadar hassas olmayan halk bu konuyu gerçekten çok yakından takip eder hale geldi. Bu aslında iyi bir şey. Demokrasi açısından da iyi bir şey. Çünkü iktidar sahipleri sınırsız yetkiye sahip değildir. Aldıkları bütün kararlar kamusal sonuç doğurduğu için ve kamu kaynakları üzerinde tasarrufta bulundukları için yaptıkları işlerin hesabının sorulması gerekir. Şu anda vatandaşın sorgulaması da buna imkan tanıyor. Ben bu açıdan çok umut var bir haldeyim. Umarım ki bu sadece 128 milyar dolarla sınırı kalmaz. Kamu özel işbirlikleri, yap işlet devletler ya da diğer ihaleler ya da parasal işlere yol açan kamusal kararları da çok yakından takip eder, bunu sorgular. Bu Türkiye'de hem demokrasinin gelişmesine katkı sağlar, hem de kamu kaynaklarının vatandaş tarafından denetlendiğini ve izlendiğini bilen iktidarın daha sorumlu davranmasına yol açar. Ama son olarak şunu söyleyeyim, tatmin edecek bir yanıt gelecek mi? Hayır.
Çünkü bunun tatmin edici yanıtı sorumluluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından üstlenmesidir. Bu da yapılmayacaktır diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler Yalçın Hocam. Bu arada İbrahim Kahveci'nin anlattıkları, ortada bir koltuk var. En doğru izahı yapan o koltuğa oturacak. Hani son günlerin meşhur dedikodusu, saat 10'da bile söyleniyor ya, birkaç saat sonra kabine değişecek diye. Akla onu getiriyor, ne yalan söyleyeyim. Çok teşekkürler İbrahim Kahveci. Teşekkür ederiz. Peki efendim, değerli ekonomistlerimizden, ekonomi gazetecilerimizden bilgileri almaya çalıştık. Birlikte öğrenmeye çalıştık. Şimdi devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Dört Yol Belediyesi'ne hibe ettiği 100 at bildiğiniz üzere kayboldu. 99'un ulaştığını biliyoruz Hatay'a. Birinin yolda öldüğünü biliyoruz bu atlardan. Şimdi olayla ilgili soruşturma sürerken Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklama, kayıp atlarla ilgili bir istifanın getirildiğini ortaya koydu. MHP'li belediye başkanı Hatay Dört Yol'un Fadıl Keskin partisinden istifa etmiş. MHP Genel Başkan Yardımcısı bizzat açıkladı bunu. Hatay Dört Yol Belediyesi meclis üyelerinden Emre Arık da haber masası canlı yayınında bugün saat 13'te canlı yayınımıza katıldı bu sıcak gelişme üzerine ve belediye meclis üyesi olarak şöyle söyledi. Bu atların üzerindeki çipler söküldü. Şırnak, Adana ve Kahramanmaraş'a satıldı. Biliyorum ama kaçak işlemin kaydı kuydu olur mu? Yok elbette. Bu yüzden ben söylüyorum, bilin dedi, iddiasını paylaşıyoruz. Kayıp atlar istifa getirdi. Adalarda fayton yasaklandıktan sonra kurtarılan atlardan bir bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay Dört Yol Belediyesi'ne hibe edildi. 100 at gitti Hatay'a. Teslimi yapılan ve kaybolmalarını önlemek amaçlı çip takılan atlar bir süre sonra kayboldu. Atlar ne zaman kayboldu, nereye gitti bilinmiyor. Soruşturma başlatıldı. Hedefte Dört Yol'un MHP'li belediye başkanı Fadıl Keskin vardı. Keskin hakkında da soruşturma açıldı. Bu haberden kısa süre sonra da MHP'li başkanın partisinden istifa ettiği haberi duyuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dört Yol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasının kabul edildiğini duyurdu. Peki kayıp atlar nerede? Bu sorunun yanıtına ilişkin ilk somut açıklama Hatay Dört Yol Belediyesi CHP'li meclis üyesi Emre Arık'tan geldi. Arık atların satıldığını iddia etti. Bu atların satıldığını öğrendik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verirken çiplerle vermiş. Bu çiplerin sökülüp atılıp daha sonra da atların satıldığını biliyoruz. Atların satıldığı iddia edilen illeri de açıkladı Arık. Bir kısmının Adana iline, bir kısmının Kahramanmaraş'a, bir kısmının da Şırnak iline satıldığını biliyoruz. Yani bunları tabii diyorum ya, harici araştırmalar, yani elimizde satıldığına dair resmi bir şey yok. Çünkü takdir edersiniz ki kaçak işin belgesi olmaz. Tabii. Resmi işin belgesi olur. Bunlar kaçak yolla yapıldığı için tamam, bu şekilde satıldığını biliyoruz. Ve ekonomi haberiyle bitireceğiz efendim. Banka borçları meselesi. Bildiğiniz üzere pandemide giderek katlanan ekonomik külfet, İhtiyaç kredilerine, deyim yerindeyse saldırılmasına ama geri ödeme konusunda da büyük problemlere yol açtı. %80'i borçlu vatandaşın. Vatandaş elini bankalardan çekemiyor. Kredi üstüne kredi, borç üstüne borç. Şubat ayında 76 bin kişi ilk kez ihtiyaç kredisi aldı. Kimse vermiyor zaten borç. Kimse borç para vermiyor şu anda. Seni bankaya yönlendiriyor zaten. Mecbur gidiyorsun bankaya. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı 34.4 milyon kişi oldu. 153 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanmış. Veriler Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Şubat ayına ait. Bireysel kredi borçlusu olan kişi sayısı 24 milyon 434 bine dayandı. Geçen yılın aynı ayında 32 milyon 101 bin kişiydi. Böylece bir yılda bireysel kredi borçlusu kişi sayısı 2 milyon 333 bin kişi arttı. Az bile, çünkü yok, iş yok, para yok. Biz bitmişiz yani. Vatandaş olarak bitmişiz. Bireysel krediler konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Bu üç kredi türünde en büyük artışsa ihtiyaç kredilerinde yaşandı. Vatandaşın bankalara olan ihtiyaç kredisi borcu 400 milyar Türk lirasının ilk kez üzerine çıktı. 403.6 milyar Türk lirasına dayandı. Bu borç 28.2 milyon kişinin sırtında yük durumunda. İhtiyaç kredini çekmişim. Bu haliyle ihtiyaç kredisi borcu olanların ortalama kişi başına borcu 14.291 Türk lirasına ulaşarak rekor kırmış durumda. Geçen yılın aynı ayında bu tutar 11.265 Türk lirasıydı. Benim 8 senenin nüfusum var, bir tane çalışanım var. Ben ne yapalım?
Şu anda... İhtiyaç kredisi aldınız. Ödeyebiliyor musunuz şimdi borcu? Şu an ne yapalım daha mecbur değil ödeneceğiz. Var mı bankaya borcunuz? Evet. Konut kredisi. Aylık 1000'in üzerinde ödüyoruz. Gerçekten borcu borçla kapatıyoruz yani mecburi. Ve son olarak bir de yerel yönetimlere bakalım efendim. Şimdi eğitim alanında çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi. Bu kapsamda Kreşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak kreşte görev yapan öğretmenlere yönelik önemli bir eğitim semineri düzenledi. Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik başarılı çalışmalar yapan ve Türkiye'nin en fazla kreşine sahip belediyesi olarak adından söz ettiren Kartal Belediyesi, bilinçlendirmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü'ne bağlı kreşte görev yapan 15 öğretmene yönelik önemli bir eğitim semineri düzenlendi. Kubist Eğitim Atölyesi tarafından verilen Çocukluk Çağında Fiziksel ve Duygusal İhmali Fark Etmek isimli çevrim içi seminerde uzman psikolog Yağmur Akyıldız konuşmacı olarak yer aldı. Seminerin sonunda Akyıldız katılımcılara sertifikasını verdi. Efendim sürçülisan ettiysek affola, haber masasının sonuna geldik. Can Coşkun Twitter, Can Coşkun Insta, Instagram hesapları üzerinden soru, görüş, eleştiri başımız üstüne bekliyoruz efendim. Kitapla ilgili sorular var elbette, o konuda da sosyal medya hesaplarından bilgilendirmelere devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 13'te tekrar haber masasında sadece ve sadece gerçekleri aktarmak üzere karşınızda olacağız efendim. Hoşça kalın.